Mutlu günler efendim. 5 Aralık Pazartesi günü saatlerimiz 16'yı gösteriyor ve biz 2 saat boyunca paranın rotasında birlikte olacağız. Erdoğan Turan'la birlikte. Merhaba Erdoğan Merhaba Bey. Merhaba Özlem Hanım. Gündemi yorumlamaya çalışacağız. Elbette yine yoğun bir haftaya başladık. Enflasyonda düşüş görüyoruz. Gerilemeyi görüyoruz. Bu da önümüzdeki dönem için aslında bir ışık tutuyor diyebiliriz. Beklentiler çerçevesinde enflasyonun zirve yapıp ufak da olsa geri döndüğünü gördük TÜFE'de. Ama üretici fiyatları endeksindeki geri çekilme daha sert olmuş. O daha güzel bir haber. Zirveyi gördük, artık düşüş başladı Ocak ayıyla birlikte. Nisan'a kadar çok seri düşüşler göreceğiz baz etkisiyle vesaire. Tabii küresel konjonktür de önemli. Zaten Sayın Bakan'ın da açıklamaları vardı. Eğer işler yolunda giderse, uluslararası ölçekte kötü bir sürprize karşılaşmazsak hem Türkiye için hem dünya için enflasyonun düşüş dönemine bir başlangıç yapmış olduk biz de. Evet, bir bakalım bugün Ankara'nın gündeminde neler var. Önce Ankara'ya gidelim. Haber müdürümüz Murat Avucu bizi bekliyor. Murat merhaba, iyi haftalar. Merhaba, iyi yayınlar, iyi haftalar. Teşekkürler. Neler var gündemimizde? Senden dinleyelim. Şüphesiz tabii pazartesi itibariyle bütçe maratonu başladı. Plan Bütçe Komisyonu'nda geçtikten sonra bir hafta ara verilmişti 2023 yılı bütçesine ilişkin ve o bütçenin genel kurul görüşmeleri bugün itibariyle başladı. Hatta şu sıralarda da partiler adına konuşmalar devam ediyor. Yine Fuat Oktay, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın bir bütçe sunuşu vardı. Akabinde de yarın itibariyle Meclis Başkanlığı, Bakanlıklar, Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kuruluşların bütçeleri her gün ele alınacak. Akabinde son 3 gün, yine son 4 gün boyunca da maddeler üzerinde ve genel üzerinde yapılacak görüşmeler ve oylamanın ardından da 16'sı itibariyle bütçenin meclisten geçmesini bekliyoruz. Artık her gün gece geç saatlere kadar bütçe görüşülecek. Hafta sonları dahil 12 günlük bir çalışma periyodu bizi bekliyor. Öncelikle bunu belirtmek gerekiyor. Tabii diğer taraftan çalışma hayatını ilgilendiren yeni gelişmeler de yaşanıyor. Bugün birazdan konuşacaksınız. Enflasyon açıklandı, bir gerileme söz konusu. Diğer taraftan çalışanlar, emekliler de enflasyondaki gelişmeleri yakından takip ediyor. Çünkü enflasyondaki parametreler hem çalışanların hem emeklilerin maaşlarına bir anlamda artış olarak yansıyor. Bugün itibariyle yılın ikinci yarısının 5 aylık enflasyonu belli oldu. %14,04. Bir ay daha var ama şu an itibariyle önümüzdeki ay hiçbir değişiklik olmasa dahi %14'lük artış demek memur ve memur emeklisinin %7'nin üzerinde bir enflasyon farkı alacağı anlamına geliyor Ocak ayında. Çünkü Temmuz ayında %7'lik bir zam yapılmıştı, toplu sözleşme zammı. Bunun üzerindeki her enflasyon artışı ilave bir enflasyon farkı olarak memurların, memur emeklilerin maaşlarına yansıyor. İşte bu kapsamda yapılan hesaplamalarla %14 şimdilik 5 aylık, 6 aylık tahmini %16 gibi görünüyor. Bu da şimdilik %7 olan enflasyon farkının yıl sonunda %9'u bulabileceği, önümüzdeki yıl Ocak ayında toplu sözleşme gereği %8'lik bir zam alacak memurlar ve memur emekleri, ilave bunun üzerine enflasyon farkı da yansıtılacak. Dediğimiz gibi bugünkü rakamlarla %7, muhtemelen yıl sonunda %9 gibi bir rakam da enflasyon farkı olarak memurların maaşlarına yansıtılacak. Tabii bu enflasyon ikinci yılın 6 aylık enflasyonu aynı zamanda diğer emeklilerin de maaşlarına zam anlamına geliyor. Onlar için de şimdilik 5 aylık %14'lük zam cepte görünüyor. Bunun üzerine gelecek her ilavede yine SSK ve Bağkur emeklilerin maaşlarına yansıtılacak. Diğer taraftan tabii çalışma hayatı demişken asgari ücretten de bahsetmek gerekiyor. Bu hafta çünkü kritik bir hafta. Toplu sözleşmenin ilk toplantısı, asgari ücret tespit komisyonunun ilk toplantısı yapılacak çarşamba günü. Ve taraflar ilk kez bir araya gelecekler ve asgari ücret üzerinde görüşmeler başlayacak. Bunun öncesinde geçtiğimiz hafta Bakan Vedat Bilgin başkanlığında sendika başkanları bir araya gelmiş ve bir anlamda görüşlerini dile getirerek bir görüşme takvimi belirlemişlerdi. Yarın Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun genel kurulu var. Genel kurulda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılması bekleniyor. Çarşamba günü yapılacak ilk toplantı öncesinde yine asgari ücretle ilgili mesajlar yarınki bu genel kurulda da mutlaka
verilecektir. Hem işveren tarafından verilecek hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem asgari ücret hem de EYT konusunda önemli mesajlar vermesini bekliyoruz. Çünkü her iki tarafı da ilgilendiren önemli bir haftaya girdik. İşveren kesimi hem asgari ücretle ilgili çalışmaları yürütürken diğer taraftan EYT konusunda da beklentilerini hükümeti iletmiş, hatta bazılarına da olumlu yanıt almıştı. Bunun da geçtiğimiz hafta haberlerini paylaşmıştık. Yarın bu konuyla ilgili de önemli mesajlar mutlaka verilecektir. Yani bu hafta biz bir yandan bütçeyi konuşacağız. Diğer taraftan da çalışma hayatıyla ilgili özellikle asgari ücret ve EYT konusu da yine bu hafta Ankara'nın değişmez gündemi olacak. Evet, teşekkür ediyoruz Murat Avcı'ya. Kolaylıklar dileyelim. Yoğun hafta, yoğun bir aslında hafta başıyla, pazartesiyle başlamış oldu. Şimdi Kasım'da az önce kısaca bahsettik ama biraz daha üstünde duralım. Enflasyon %2.88 oldu. Evet. Yıllık olarak baktığımız zaman 84.39. Yavaş yavaş düşüş eğilimine girdiyor diyebiliriz herhalde. Bundan sonraki aylarda baz etkisi de olacak tabii. O, Aralık'tan Nisan'a geçen yıl %50 enflasyon gördük biz. Hı hı. Şimdi o bazdan gidiyoruz. O bazı da hesaba kattıktan sonra biz Nisan ayına doğru enflasyonun çok ciddi düşüşler yaşattığını göreceğiz. Etki bu. Şimdi aylık düşüş ilk defa gördük 18 ay sonra. 1,5 yıl sonra ilk defa enflasyonda bir düşüş rakamı gördük. Zirveyi gördük diyebiliyoruz artık. Artık belki bu ilk düşüş böyle çok sert bir düşüş olmayabilir ama önümüzdeki aylardan itibaren Nisan'a kadar yani yaklaşık bir 3 ay, 4 ay kadar matematiksel hesaplamalar bize enflasyonda çok sert geri çekilmeleri yaşatacak. Şimdi enflasyonun kökeninde ne var diye bakınca tablo değişmiyor. Aslında ulaştırma ve gıda, alkolsüz içecekler grubundaki yüksek seyir, ev eşyasında hesaba katalım, tüfeği hala %80'lerin üzerinde tutuyor. En düşük artışı yıllıkta haberleşmede görmüşüz. O bile %35 artmış. Arkasından giyim ayakkabı gelmiş, %36, %37 yükselmiş. Aylıktaki geri çekilmeyi en net yine giyim ayakkabı grubunda %1.4'lük düşüşle okumuşuz. Fakat gıda, alkolsüz içecekler grubu aylık bazda %5.75'lik bir artış gösteriyor. Yani gıda çok sert, hala çok sert. Gıda enflasyonu çok yüksek. Çekirdek enflasyon göstergeleri, özel kapsamlı TÜFE göstergelerinde B grubu enflasyon göstergesinde yani işlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler, tütün ve altın hariç TÜFE'de bir önceki aya göre %2.7'lik yükseliş var. Bir önceki yılın aynı ayına göre %76'lık bir rakamla karşı karşıyayız. ÜFE'deki geri çekilme bana göre çok daha dikkat çekici. Üretici fiyatları endeksi %57.6 idi. Bugün %36'ya düştü. %136'ya geriledi. Tamam yine yüksek ama oradaki geri çekilme de çok dikkate değer. Çünkü aylık tarafa bakınca şöyle bir şey söyleyeyim. Aylıkta sadece ÜFE'de %0.7'lik artış gördük. Daha iyi haber gelmiş diyeyim ben üretici fiyatları endeksi için. Orada da aslında evet sert geri çekilme var fakat en yüksek artışlar yine bilindik kalemlerde. Yıllık değişimde enerjiye bakınca %337'yi gördük. Elektrik, gaz, buhar grubuna bakınca %442'yi gördük. Özetle neyi gösteriyor bize? Üretici fiyatların endeksindeki geri çekilme güzel. TÜFE için iyi haber. Aradaki makasın artık kapanmasını bekleyebiliriz. Enflasyonda zirveyi gördük. Artık düşüş dönemine girdik. En azından Nisan ayına kadar enflasyonda çok hızlı bir geri çekilmeyi de beklemek lazım. Eğer emtia fiyatları olağanüstü bir artış vesaire göstermezse. Evet. Şimdi tabii bu arada Nebati'nin açıklamaları da var bu konuda enflasyon konusu. Bir o haberimizi getirelim, devam edelim.
Bir buçuk yıl aradan sonra düşüş gösteren enflasyona ilişkin ekonomi yönetiminden de umut veren açıklamalar geldi. Kasım ayı enflasyon verilerini değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, düşüş trendine girdik dedi. Kasım ayında enflasyon hız keserek %84,39'a, yurt içi üretici fiyat endeksi de yıllık bazda %157,69'dan %136,02'ye gerilemiştir. Daha önce de çeşitli mecralarda ifade ettiğimiz üzere beklenmedik bir küresel gelişme olmadıkça enflasyonu da zirveyi geride bırakarak düşüş trendine girmiş bulunuyoruz. Bakan Nebati yaşanan düşüşte hükümet tarafından atılan adımların etkisine de vurgu yaptı. Bu gelişmede uluslararası emtia fiyatlarının nispeten sakin seyriyle küresel koşullardaki bazı iyileşmeler etkili olduğu gibi kur korumalı mevduat ve devreye aldığımız diğer pek çok önlemin Türk liramızda sağladığı istikrarlı duruş kuşkusuz etkili olmuştur. Hazine ve Maliye Bakanı Aralık ayında enflasyonda keskin düşüşe işaret etti. Önümüzdeki aydan itibaren etkisini gösterecek olan baz etkisiyle de enflasyondaki düşüş eğilimini bu ay yurt içi üretici fiyat endeksinde olduğu gibi daha keskin hissetmeye başlayacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Yüzyılı vizyonumuz çerçevesinde uyguladığımız politikalarla enflasyonla mücadeleyi kararlılıkla sürdürürken vatandaşlarımızın alım güçlerini de korumaya devam edeceğiz. Evet, Nebati'nin açıklamaları da oldukça önemli. Bundan sonraki dönem için aslında düşüş trendine girdi. Zirveyi geride bıraktı enflasyon diyor. Zirveyi geride bırakması bundan sonraki dönemde aslında daha umut verici bir tabloya doğru gidecek anlamına da geliyor. Ama bir yandan tabii Türkiye şunu dengelemeye çalışıyor. Durgunluğa da girmeden enflasyonla mücadele. O yüzden üretimin devam etmesi ve yani diğer ülkelerin aksine faiz artırmak yerine Fed gibi ülkelerin faiz indirimleriyle bu dönemi dengelemeye çalıştı. Büyümeyi es geçmedi. Ve bir yandan da enflasyonla mücadele kısmı devam ediyor. Ama tabii enflasyonla mücadele kısmı demek aynı zamanda hani topyekun bir mücadele olması gerekiyor. Bu topyekun mücadelede sadece işte hükümetin attığı adımlarla değil, aynı zamanda pek çok alanda, pek çok sektörün de buna uyum sağlamasıyla ancak olabilir. Maalesef son yıllarda biz buna pek uyum sağlayan sektörü de görmedik doğrusu. Gayrimenkulden marketlere kadar pek çok açıdan bir böyle fiyat yarışına girdiler, etiket yarışına girdiler gibi görünüyor. Beklenti yönetimi çok önemli burada. Yani enflasyonun gerçekleşen rakamlar içerisinde beklentilerin etkisi çok yüksek. Yani 10 puanlık enflasyon varsa manşette bunun kaynağının 4 puanı beklentilerden geliyor. Şimdi beklentiyi önümüzdeki dönem için daha yüksek seviyede enflasyon olarak okuyor, okutuyorsak, hesap kitapta ona göre yapılıyorsa anormal hareketler de görebiliyoruz. Neyse ki artık zirve görüldü. Bu beklentilerde de iyileşmeyi artık bekleyebiliriz şu aşamadan sonra. Ama yüksek enflasyon dönemi bazıları için suistimal dönemi olarak kullanıldı mı? Evet, çok net. Çünkü o kadar yüksek fiyat artışını gerektirmeyen sektörler de var. Yani her sektör kurdan aynı derecede etkilenmiyor. Her sektör demir fiyatının örneğin yükselmesinden o kadar etkilenmiyor. Fakat herkes bir enflasyonu bir sonraki kesime transfer etme derdine düştü. Ve biz enflasyonda çok yüksek rakamları gördük. Umarız önümüzdeki dönemde, yani önümüzdeki yıl artık bu tip hareketlerinde önü alınır. Ama dediğim gibi burada ilk konu beklenti yönetimini doğru yapmak. Biz gelecekte enflasyonun bugünden daha düşük olacağını hesap ediyorsak, eğer pazar kaybı gibi bir riskle karşı karşıyaysak, etiketi de ona göre daha dikkatli yazmak zorunda kalırız herhalde. Evet. Şimdi tabii tüm bunların aslında yani enflasyonla mücadelenin, büyüme kaygısının, bunların hepsinin aslında tek bir nedeni var. O da istihdam yaratmak. Genç bir nüfusunuz var ve dolayısıyla bu insan kaynağını düzgün ve iyi şartlarda stratejik bir şekilde değerlendirebilirseniz önümüzdeki dönemde gerçekten Türkiye'nin yüzyılı olabilir. O insan kaynağını iyi değerlendirmekle ilgili de bir durum var önümüzdeki dönem için. Şimdi bugün Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi
İnsan Kaynakları Forumu düzenledi. Türkgaz Medya'nın da sponsorluğunda. 20'den fazla ülke katıldı. Ve Rıfat Fırat da Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı ile konuştu. Hemen izleyelim. 20 ülkeden 3000 katılımcının yer aldığı İstanbul İnsan Kaynakları Forumu devam ediyor. Yanımızda da özel bir konuğumuz var. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doçent Doktor Salim Atay ile birlikteyiz. Öncelikle hoş geldiniz diyelim. Efendim hoş geldin. Hoş bulduk. Öncelikle şunu sormak isterim efendim. Tabii bu dev organizasyonda sadece Türkiye değil, diğer Türkiye Cumhuriyetlerden de katılım var. Nasıl geçiyor efendim forum? Gayet iyi geçiyor ama bir şey düzelteyim müsaadenizle. Sadece Türkiye Cumhuriyetlerden değil, Afrika'dan, Balkanlardan, Avrupa'dan, Amerika'dan da katılımcılarımız var. Dolayısıyla 20'yi aşkın ülke, ASEAN mesela partnerlerimizden bir tanesi. Dolayısıyla bir hayli yabancı katılımcımız hem konuşmacı olarak hem dinleyici olarak varlar. Evet, tabii şunu da sormak isterim efendim. Her alanda yapılan yatırımların daha anlamlı hale gelmesi için insan kaynağı çok önemli. Türkiye'nin insan kaynağı ne durumda şu an? Şimdi bu çok güzel bir soru oldu. İnanın bunu samimiyetle söylüyorum. Türkiye'de üniversite sayısının çoğalması, işte her ile bir üniversite açılması çok spekülasyon konusu oldu. İşte bu gerekli miydi, gereksiz miydi, kaliteyi düşürdü mü gibi tartışmalar oldu. Bunlar tabii haklı tartışmalar. Bunların yapılması çok normal. Ama biz şu anda gerek Covid döneminde gerek daha sonra bizim bütün endüstrilerimizde ciddi bir üretim fazına geçip uluslararası pazarlara boy göstermeye başladığımız bu dönemde her alanda bizim insan kaynağına ihtiyacımız var. Yani turizmimiz çok iyi, sadece turizm değil artık. Bütün alanda biz teknoloji, en yüksek teknolojiyi de üretiyoruz. Öbür taraftan tarımda da varız. Yani dolayısıyla bizim her alanda yetişmiş insan kaynağına ihtiyacımız vardı. İşte burada imdadımıza her bölgede açtığımız üniversiteler yetişiyor. Mesela bugün Kars Kafkas Üniversitesi Türk ırkı sığır yetiştiriciliğine odaklanmış durumda. İşte peynire odaklanmış durumda. İlle ben uluslararası ilişkilerci yetiştireceğim diye bir iddiası yok. Ama o bölgenin sahip olduğu değerler var. O değerleri ortaya çıkaracak çalışmalar yapıyorlar ve gayet de başarılı, güzel işler yapıyorlar. İşte bu bize üniversiteleşmek, üniversite sayımızın, üniversitenin ulaşılabilir bir şey olması bize bu zorlu zamanlarda, rekabet hakim yoğun zamanlarda önemli bir insan kaynağı avantajı sağladı. Başka bir örnek daha vermeme izin verin. Mesela geçen yıl ve bu yıl Avrupa'da havalimanları neredeyse çalışamayacak duruma geldi. Sırf insan yokluğu yüzünden. Oysa bizim ulusal staj programımızdan İGA 1001 tane öğrenci stajı aldı. Bu çocuklar yaz boyunca 3 ay orada staj yaptılar. Gencecik, cıvıl cıvıl çocuklar. Dil biliyorlar, presentable'lar, iletişimleri gayet kuvvetli. Bu hem İGA'nın başarılı bir operasyon yapmasına, sezonu iyi geçirmesine neden oldu. Hem ülkemizin imajına çok güzel katkı yaptı. Hem de çocuklar İş öğrendiler. Kendilerine olan öz saygıları arttı ve iletişimlerini geliştirdiler ve bunun karşılığında tabii staj ücreti de aldılar. Yani ülkede insan kaynağının varlığı ve bunların belli bir eğitime tabi tutulabilmesi çok büyük bir üstünlük, bir fırsat sağlıyor ve bütün endüstrilerimiz de bundan yararlanıyorlar. İnsan kaynağının belirlenmesi noktasında özellikle ne gibi çalışmalar yürütüyorsunuz efendim? Şimdi insan kaynağının belirlenmesine ilişkin bizim insan kaynakları ofisi olarak Cumhurbaşkanlığı görevlerimizden bir tanesi insan kaynağı envanterinin çıkarılmasıydı. Biz zorlu bir 2 yıllık çalışma sonrasında, 3 yıllık çalışma sonrasında bunu çıkardık. Ve şu anda biz bütün piyasaları insan kaynağı bağlamında takip edebiliyoruz. Bütün hareketliliği oradan görebiliyoruz. Bu bize tabii böyle bir envantere sahip olmak önümüze başka yeni bir iş, yeni bir sorumluluk daha getirdi. O da Türkiye'nin 5 yıllık insan kaynağı planlamasını, stratejik insan kaynağı planlamasını yapma fırsatı getirdi. Çünkü biz artık dünyada her şey değişirken daha önceki iş yapma alışkanlıklarımıza uygun olarak ya da daha önce yaptığımız bir takım yatırımlara uygun olarak devam edemeyiz bu mücadeleye, bu rekabete. Dolayısıyla dünyanın gittiği yöne doğru da insan kaynağımızın eğitimde, geliştirilmede evrilmesi lazım. İşte bunu sağlayabilmek için de iyi bir planlama yapmamız gerekiyor. Bugün oturumda da, açılışta da belirttiğim gibi bu Cumhurbaşkanlığı 2023 yılı programına da girdi. Bütün tarafları bir araya getirerek
bakanlıklar, ilgili kurumlar, STK, efendim meslek örgütleri bir araya gelerek Türkiye'nin 5 yıllık insan kaynağını planlayacağız. Böylece elimizde hangi niteliklerde, ne kadar insan var, hangi Türkiye'nin hangi bölgelerindeler, ne kadar deneyime sahipler, bunların hepsini bildiğimiz ve bu kapasiteyi nereye doğru evireceğimiz konusunda somut bir yol haritası olacak ve bu yol haritasında tabii ki ilgili bütün taraflar da yararlanacaklar. En çok hangi yeteneklere ihtiyaç duyuyorsunuz efendim? Şimdi tabii bunu benim ayrıca söylememin çok önemi yok. Çünkü bütün gazetelerde, dijital platformlarda hepsi gündeme geliyor. Hepsinde gündeme geliyor. Şimdi Covid döneminde şöyle bir olağan dışı refleks oldu dünya ekonomilerinde. Covid döneminde sağlıkçı sorunu ortaya çıktı. Doktorlar ve hemşireler çok büyük sağlık riski altında oldular ve yaygın bir hastalık ya da salgın karşısında tabii sağlık sistemleri sağlıklı olmayan, güçlü olmayan ülkeler, ekonomiler zor durumda kaldılar. Dolayısıyla dünyanın geri kalan kısmından sağlıkçı ithal etmeye ya da transfer etmeye çalıştılar. Bu anormal bir durumdu. İkincisi de insanlar alışverişe, çarşıya, pazara çıkamayınca dijital platformlar üzerinden ihtiyaçlarını gidermeye kalktılar. Bu çok büyük bir dijital pasta oluşturdu. Ve büyük şirketler başta olmak üzere herkes bu dijital pastadan kaynak almaya çalıştı. Pay almaya çalıştı. Onun için de yazılımcıya ihtiyaç vardı. Bu iki alanda dünyada büyük bir hareketlilik oldu. Fakat Türkiye bu dönemde biz elimizdeki verilere baktığımız zaman hem insan kaynağı yani yazılımcı sektöründe özellikle söylüyorum sektöre katılan insan sayısı artmış. Hem bu bilişim işi yapan şirketlerin karlılıkları artmış %68 küsur oranında. Dolayısıyla Avrupa'da mesela 7,5 oranında büyüme olmuş. Bizde Eurostat'ın verilerine göre bizde %12,5 büyüme olmuş. Yani bütün parametreler aslında Covid döneminde birçok Avrupa ülkesinin olduğunun aksine bizim için lehte olmuş. Çünkü genciz ve genç insanlar Türkiye'nin her yerinde eğitime ulaşabilir durumdalar. Belki biraz destekle, biraz özel eğitimle, biraz işte stajdır vesaire gibi geliştirme odaklı desteklerle bir de bakıyoruz o insanlar iş hayatına dahil oluyorlar. O açıdan dünyanın en popüler, en aranan mesleklerine yönelik de biz kapasite çok rahatlıkla geliştirebiliyoruz. Bir de gençlerimiz bizim çok pragmatikler. Bakıyorlar hangisi onların için daha iyi, hangisi daha çok iyi bir kariyer fırsatı sunuyor. Bunları görüyorlar. Dolayısıyla doğal olarak o tarafa doğru evriliyorlar. Biz ne yapıyoruz? Biz de onların kendi arzuları, istekleri doğrultusunda yapmak istedikleri işlerde yollarını açıyor, kolaylaştırıyor, onları destekliyoruz. Ve bu dönemde Covid'in Türkiye'ye kazandırdığı en önemli şeylerden birisi şu oldu. Birçok yazılımcı, gencimiz gerek yurt içinden gerek yurt dışından taleplere hizmet etme, onlara servis sağlama potansiyeline ulaştılar ve şirket sahibi oldular, iş kurdular. Ondan sonra kalkıp başka bir ülkeye göçmek yerine, işte dijital göçmen olmak yerine gidip deniz kıyısında güzel bir kasabaya yerleşip orada hem çocuklarına, ailelerine iyi bir yaşam standardı oluşturdular hem de gerek yurt içinde gerek yurt dışında firmalara servis sağladılar. Yazılım hizmeti sağladılar ve biz şu anda yazılım ihraç eden bir ülke konumuna geldik. Daha önce domates, biber satarak işte bu ekonomi nasıl ilerleyecek gibi bir soru vardı ama şimdi biz artık dünyanın en katma değeri yüksek alanlarında ihracat yapar hale geldik. Bu da yine genç potansiyelimizin sağladığı bir fırsat olarak ülkemizin önünde duruyor. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doçent Doktor Salim Atay konuğumuzu sözü merkeze bırakalım. Evet Rıfat Fırat'a teşekkür edelim. Oldukça önemli dediğimiz gibi insan kaynakları bir ekonomi için. Yine önemli konulardan birisi de elbette borsa. Borsanın da yeni oyuncularından birisini konuk edeceğiz. Bugün Sanika Yönetim Kurulu Başkanı Nesim İfatinoğlu bizimle hoş geldiniz yayınımıza. Sağ olun, teşekkürler. Borsanın yeni oyuncusu dedik. Kısa süre önce halka arz oldu şirket. Beklediğinizi buldunuz mu? Borsa nasılmış? Öncelikle tabii bu gong sonrası ilk katıldığım program. Bundan dolayı 170 bine yakın yeni ortağımız var. Bunlara hepsine hayırlı olsun diyorum. İnşallah el birliğinden
daha iyi günlere getireceğimize inanıyorum şirketimizi. Şimdi borsada beklediğimizi bulduk. Şöyle ki tahminlerimizin tam ortasında bir taleple karşılaştık. Çünkü işte 6,5 milyarla 11 milyar arasında bir talep gelir diye beklerken 8 milyar 750 milyonluk bir taleple karşılaştık. 11 kat. 11 kat ortalamamız. Bireyselde 14 kat da yakın. Kurumsalda 8 kat, yabancı yatırımda da 2,5 katlık bir talep topladık. Şimdi tabii bizim bu beklentimizi belirleyen zaten kurumsal yatırımcılar oldu. Çünkü biz onlarda birebir sunumlar yaptık. Karşımızda tabii son derece profesyonel, iyi eğitimli insanlar vardı. Şirketimizi çok iyi kavradılar, yapmak istediklerimizi anladılar, gideceğimiz yolu gayet iyi algıladılar ve bundan dolayı da 8 kat talep geldi kurumsalda. Şirketimizin GCR reytingi A pozitif. Bundan dolayı da yabancı yatırımcı şirketimize ciddi bir ilgi gösterdi. Yabancı yatırımın ülkeden çıktığı denildiği dönemde 2,5 katlık bir talep topladık. Bu tabii %50'lik kısmı kurumsala ayırmamızda zaten şirketimize olan güvenimizden kaynaklıydı. Bireysele çünkü tabii hemen ulaşmak mümkün olmadığı için, fakat kurumsalda birebir kendimizi anlatma, şirketimizi anlatma imkanı bulduk ve onların da teveccühünden 8 katlık bir taleple karşılaştık kurumsalda da. Bireyselde de zaten 14 kata yakın bir talep karşılaştık şirketimizin bu gong sonrasında. Norveç Emeklilik Fonu, dünyanın en büyük fonlarından bir tanesi. Evet. Halka arzın %5'ini almış. Evet, evet. Bu nasıl oldu? Yani biz tanıyoruz fonu tabii, dünyanın en büyük fonu, evet, diyoruz ama bu fonun, evet, öyle kolay kolay yatırım yapmadığını da biliyoruz biz. Evet. Şimdi biz bundan bütün kurumsal ve yabancı yatırımcılara birebir kendimizi anlattık. Bunlarla toplantılar tertip ettik. Şirketimiz hakkında detaylı bilgiler verdik. Onların sorduğu suallerin hepsini onları tatmin edecek şekilde cevaplandırdık. Bundan dolayı da ciddi bir taleple karşılaştık. Bu tip tabii ortaklarımızın olması bizi gururlandırıyor. Ve biz kalıcı ortaklar istiyoruz. Sanayicilik çünkü biraz maraton koşmak. Kalkıp da bugünden yarına çok mucizelerin beklenmemesi gereken sektörler. Çünkü biz işte bu pandemi sürecinde bile hep yatırımdaydık. 2021 yılında yatırıma başladık. %20'lik bir kapasite artışı, bir GES projemiz oldu ve Alarko Carrier fabrikasını satın aldık. Bunların tabii 2021'de yaptığımız bu bağlantıların teslimatları 2022 yılında buldu. 2022 yılında da zaten işte montajıydı, devreye almasıydı aşağı yukarı bugünlere kadar bizi taşıdı ama 2023'te tabii bunların hepsinin semeresini göreceğiz. Şirketimizi hak ettiği daha iyi bir noktaya taşıyacağına inanıyoruz. Çünkü %20'lik bir kapasite artışımız var. Alarko Carrier'la bir %25'lik ilave bir kapasite artışımız oldu. Tabii en önemlisi Alarko Carrier fabrikasını biz İstanbul'dan söküp Akhisar kampüsümüze taşıdığımızda Benelux ülkelerinde ve Almanya'da kullanılan 8 delikli radyatör yapma imkanımız olacak. Bunu da önümüzdeki günlerde zaten işte bu ya Benelux ülkelerinde ortak bir noktada Ahım bölgesinde muhtemelen bir dağıtım deposu oluşturacağız. Burada da daha katma değeri yüksek ürünleri üretmeyi planlıyoruz. Diğer taraftan bir %20'lik yeni teknoloji bir kalıp ve pres yatırımı yaptık. Bunun da semeresini önümüzdeki günlerde göreceğiz. %40 enerjimizi karşılayacak bir GES yatırımı yaptık. Tabii biz bu GES yatırımını planladığımız zaman 3,5 yıl olarak öngörmüştük fizibilitemizde geri dönüşünü. Fakat enerjide o kadar ciddi artışlar oldu ki bu aşağı yukarı 2,5 yılın altına kendini çekti. Ve çok doğru bir yatırım yaptığımız kanısındayım. Şimdi önümüzdeki günlere baktığımızda zaten çok fazla şeyleri, bazı şeyleri açıklayamıyorum. Çünkü daha kapa bildirmediğimiz için, hı hı, ancak masada veya
ileride yapmayı planladığımız şeylerden üstün körü olarak geçeceğim biraz. Çünkü şirketimizin önünde duran pek çok fırsat var. Bu fırsatlardan bir tanesi de son çıkan yasayla üretici olmayan GES yatırımlarında devlet birebirinden sonrasını hibe olarak kabul ediyor, bedelsiz olarak alıyor. Bizde ise tam tersine bir durum var. Şu anda taban fiyat 1,5 lira şeyde bir GES yatırımcısı bugün GES yatırımı yaparsa 1,5 liradan taban fiyattan satabilir. Biz 4 lira 10 kuruştan devlete satabiliyoruz. Bu da bizim bir ürettiğimizde, bir tükettiğimizde 2 üretebiliyoruz. Bunun birini tüketip birini de yine 4 lira 10 kuruştan yani şu andaki bir GES yatırımcısının 3 katı bir fiyatla satma imkanına sahibiz. Tabii bu da bizim şimdi masada duran alternatiflerimizden bir tanesi. Şimdi şunu şu tarihte yaparız, bu tarihte yaparız diyemiyorum. Çünkü işte bir taraftan da çünkü bu kaptan dolayı evet. Elimiz bağlı. Tabii şirketimiz bir aile şirketiydi. Boru Radyatör ve Kombi grubunu biz halka açtık. Bu şirketlerimizin %78'ini radyatörde ihraç ediyoruz. Şimdi sektöre baktığımız zaman Türkiye dünyanın en büyük radyatör üreticisi. Dünyanın her yerine radyatör Türkiye'den gider. Biz de burada dünyadaki ilk 5 büyük oyuncudan bir tanesiyiz. Ve %78'ini de ihraç ediyoruz. Hangi ülkeleri? Radyatörün kullanıldığı her ülke. Yani bunu işte Avustralya'sından tutun Şili'sine kadar. Avrupa'nın zaten tamamı. Bizim zaten Macaristan'da Yazbereni ve Debrecen'de 2 tane dağıtım depomuz var. İngiltere'de de yine Londra yakında bir dağıtım depomuz var. Avrupa ve İngiltere şeyini zaten kendimiz dağıtımını yapıyoruz. Bunun haricinde Orta Asya'da zaten çok büyük bir ihtiyaç bu işte Kırgızistan, Kazakistan bu tip ülkelerde. Onların hepsi yine portföyümüzde. Şimdi biz radyatörde aynı zamanda Çin'de pazar lideriydik pandemiye kadar. Hatta dönemin Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Bey'in de bir tweet'i vardı. İşte diğer firmalara da Sanica örnek olmalıdır diye. Fakat bu pandemiyle beraber işte gitmeler gelmeler kesilince o pazardan düştük. Ama bizim tabii 40 yıllık bir geçmişimiz olduğu için sektörde, pazarı da çok iyi bildiğimiz için derhal yeni yerlerle orada düştüğümüz boşluğu doldurduk. Hiçbir açık vermedik. Şimdi yeni trende baktığımız zaman bir Rusya-Ukrayna olayı var karşımızda. Rusya-Ukrayna krizi iki tarafı da bize yeni pazar olarak ortaya koyuyor. Çünkü Türkiye hem Rusya ile hem Ukrayna ile dost olan nadir ülkelerden bir tanesi. Her ikisinin de ihtiyacını Türkiye karşılar boyutta. Biz şimdi Rusya zaten ambargo yediği için hiçbir Avrupalı üretici Rusya'da malını satamıyor. Rusya'da tesisi olan pek çok Avrupalı üretici de Rusya'daki fabrikalarını kapatıp dışarıya çıktı. Şu anda bu fabrikaları satacak müşteri arıyorlar. Ve bu aradıkları da müşteri ambargosuz bir ülkeden olması lazım. Dolayısıyla tek alternatif Türkiye gibi duruyor. Çünkü Türkiye zaten bu konuda uzman bir ülke. Diğer taraftan Ukrayna'ya bakıyoruz. Ukrayna Avrupa'dan mal alabilir. Fakat Avrupa'da da çok ciddi bir enerji krizi var. Şu anda hiçbir tesis, yani oradaki meslektaşlarımız diyelim, üretim yapamıyor. Biz de tabii bu arada dünyaca çok ünlü birkaç tane markanın Türkiye'deki üreticisiyiz. Onlar namına ürünler yapıyoruz onların markasından. Dolayısıyla Ukrayna'da haliyle Türkiye'ye dönmek zorunda kalıyor bu pazarda. Radyatör şeyine baktığımız zaman işte bu kapasite artışını bu kadar önemsememizin kökünde de bu var. Çünkü ileriye karşı doğru çok umutlu bakıyoruz. Bu pazarın çok daha hızlı büyüyeceği kanısındayım. Diğer tarafta... Peki Avrupa'daki bu enerji krizi nasıl etkileyecek sizi? Avrupa'daki enerji krizi bizi müsbet etkiliyor. Şöyle ki orada hiç kimse üretim yapamadığı için
herkes yüzünü, yönünü Türkiye'ye çevirdi. Radyatör tabii suyun ısıtılma sisteminden çalışan bir sistem. Şimdi suyu nasıl ısıtacaklar o apayrı bir konu. Şimdi elektrikli kombiler zaten gündeme geldi. İşte muhtelif katı yakıtlı malzemeler, elektrikli ısıtıcılar. Bunlarla suyu ısıtıp yine radyatör sistemini kullanmak zorundalar. Yani radyatörden kaçışları yok. Dolayısıyla orada bir pazarda düşüş beklemiyoruz ama dünyada da gerçek anlamda baktığımız Avrupa'da da şu anda bir resesyon içerisindeler. Ciddi bir daralma yaşıyoruz. Ama muhtemelen hayat devam ediyor, ihtiyaçlar devam ediyor. Bunu bir şekilde bertaraf edecekler, yapacakları başka da bir çözüm yok. Biz çünkü beğeniye dönük bir ürün yapmıyoruz. Herkesin ihtiyacına binaen ihtiyacı olan ürünleri yapıyoruz. Dolayısıyla her halükarda bu malları almak zorundalar diye düşünüyorum. Diğer tarafta tabii boruda da işte tesisimizde de 800 çeşit boru üretiyoruz. Bunda da yine Türkiye olarak biz dünya ikincisiyiz sektör olarak, yani boru sektöründe. Ve yabancının Türkiye'deki ilgisi çok büyük. Türkiye'deki pek çok marka zaten yabancı firmaların elinde. Biz yerli ve milli kalmış birkaç tane firmadan birisiyiz. Bunda da tabii suyu olduğu her yerde bize ihtiyaçları var. Dolayısıyla işte bu tabii ön plana Orta Doğu'yu, Afrika'yı, bu pazarları öne çıkartıyor ama Türkiye'nin de zaten buna ihtiyacı var. Biz çünkü bir de stratejik olarak Türkiye'de en iyi konumlanmış firmayız. Bizim bir İstanbul'da bir üretim tesisimiz var, bir de Elazığ'da üretim tesisimiz var. Elazığ tabii çok kritik, çok stratejik bir nokta. Neden? Şöyle ki 500 kilometrelik bir çember çizdiğiniz zaman Ankara'ya kadar ki bütün doğunun tamamına hitap edebiliyorsunuz. Aynı zamanda tabii Irak'a, Suriye'ye 200'er kilometrelik sınır mesafelerinde olan bir konumumuz var. Bu da bizim tabii doğudaki aşağı yukarı hiç rakibimizin olmadığı bir alanı bize açıyor. Çünkü boru nakliyesi çok yüksek tutan bir malzeme. Biz öyle borular üretiyoruz ki bir tıra bir tane koyuyoruz veya iki tane koyuyoruz. Yani borudan fazla nakliye tutuyor. Bu büyük üreticilerin hepsi de zaten batıda. Biz doğudaki en büyük üreticiyiz. Dolayısıyla orada ciddi bir pazarımız var. Bütün altyapı borularını biz orada üretiyoruz. Altyapıya da doğunun çok ihtiyacı var. Aşağı yukarı her şehrin kanalizasyon sistemleri değişiyor, içme suyu izalatları geliyor. Bunların hepsini bizim tedarikimizde oluyor. Bizim tabii orada ayrıca bir yine bizi farklı kılan bir şeyimiz var. Akreditli bir laboratuvarımız var. Akreditli laboratuvarın raporu olmadan hiçbir devlet kuruluşu bir boruyu kullanamaz. Bu da bizim oradaki ayrıcalıklarımızdan bir tanesi. Biz bu akreditli laboratuvarlardan Türkiye'de 4 taneyiz. Ama doğudaki tek laboratuvar bizimki. Dolayısıyla bu da bize ciddi bir avantaj sağlıyor. Ürünlerimiz de zaten TOKİ tarafından da yine resmi onaylı üretici statüsündeyiz. Bütün resmi dairelerde ürünlerimiz kabul ve şey gören bir durumdayız. Evet, şimdi özellikle mesela hem doğu dediniz hem batı dediniz, insan kaynağı olarak da kaç kişilik bir istihdam sağlıyorsunuz merak ettim doğrusu. Biz zaten emek yoğun bir sektörde değiliz. Bizim hatlarımızın hepsi full otomatik hatlar. Sayısını tam şu anda kestiremiyorum ama herhalde 500-600 kişi civarındadır diye tahmin ediyorum. Bu grubumuzda olan. Yani toplam 1200 kişilik bir şeyimiz var da şirkete olarak ayıramıyorum şu anda. O zaman Ar-Ge yatırımlarınız fazla oluyor bu durumda. Şimdi Ar-Ge yatırımlarımız şu anda devam eden bir Ar-Ge yatırımımız var. Bu Ar-Ge yatırımımızla beraber Turkality programını takip ediyoruz ve son aşamasına geldik.
Bu tür kaliteden sonra da zaten Avrupa'da ciddi yatırımlarımız olacak. Devlet destekli çünkü bu yatırımlar oluyor. ARGE grubumuz da şu anda zaten hızlı bir şekilde elektrikli kombi üzerine çalışıyor. Çünkü Avrupa'nın buna çok ihtiyacı olacak. Biz bu enerji krizinin kısa dönemde biteceğine inanmıyoruz. İşte bu çalışmalarımız da zaten son aşamasına geldi. Şu anda işte testler falan devam ediyor. Bu ileriki günlerde inşallah KAP'ta da açıklarız. Onun da müjdesini veririz diye umuyorum. Şimdi tabii bizim ilgilendiğimiz pek çok alan var. Bunlardan bir tanesi de tarımsal sulama. Türkiye'nin en büyük ihtiyaçlarından bir tanesi. Biz bu projeyle... Ve en stratejik olanlardan birisi aslında. Kesinlikle. Biz çünkü çok farklı bir şey yapmanın 3-4 yıldır bu konunun üzerindeyiz. Bundan da ilgili kısmi bazı yatırımlarımızı tamamladık. Şimdi son etap yatırımları masaya yatırdık. Bunlar üzerinde araştırmalar yapıyoruz. Türkiye'de şimdi damla sulamayı yapan bir sürü yer var. Fakat hepsi düz araziye göre kullanılan damla sulama sistemlerini yapıyorlar. Halbuki Türkiye'nin ihtiyacı akıllı drip dediğimiz eğimli arazide basınç kontrollü olarak her tarafa eşit su dağıtabilen. Şimdi eğimli arazide su çünkü aşağıya doğru kayacağı için aşağı noktaları çok sularsınız, üst noktaları az sularsınız. Bu akıllı drip sistemlerinden her noktaya eşit su dağıtabilen damla sulama sistemleri var. Bu yassı sulama sistemlerine de ilk yerli firma olarak biz yapmayı planlıyoruz. Çünkü Türkiye pazarını şu anda 3 tane yabancı firma domine ediyor. İşte bir İsrail firması var, bir Hintli bir firma var, bir de Amerikalı bir firma var. Biz bu sektöre 4. yerli firma olarak girmeyi hedefliyoruz. Bunlarla da ilgili zaten teşvik çalışmalarımız devam ediyor. Fizibilite çalışmalarımızda da zaten son noktaya geldik. Ziraat Bankası'ndan da çok ciddi, çok düşük vadeli, çok uzun vadeli bir kredimiz de onaylandı. Bunu da önlerimizdeki günlerde KAP'ta açıklayacağız. Yatırım büyüklüğünüz ne olacak orada? Aldığımız teşvik aşağı yukarı 280 milyon. Bu boyutlarda bir yatırımımız olacak. Ama tabii Türkiye'nin en acil ihtiyaçlarından bir tanesini karşılayacağımıza inanıyoruz. Çünkü bu pazar hızla büyüyecek. Biz tabii bu sektöre girdiğimiz zaman bize bir sürü briefingler verdiler. Türkiye ilk çöl olacak ülkeler arasında gözüküyor. Bu uzay resimlerinden bizlere bunları hep anlattılar. Biz Amerikalılarla işte makine satmak için görüşmeler yaptığımızda bize verdikleri briefinglerde Türkiye'nin buna çok acil ihtiyacının olduğunu görüyoruz. Şimdi insanlar tabii bazı şeyler de yanılıyor. İşte sulamalarda işte arabayı az yıkayın, işte dişinizi az fırçalayın falan filan gibi böyle suyla ilgili tüketiminle ilgili tedbirleri konuşuyoruz. Ama esas suyun gittiği nokta tarım. Tarım tabii çok ciddi bir su tüketim alanı. Burada bizim de ciddi tedbirler almamız lazım. Tabii devletimiz de bu konuyu çok destekliyor. Hatta bazı bölgelerde pilot bölge ilan ederekten oralarda işte tüm desteklerini veriyor. Bunu yapmayana da tarımsal desteklerini kesiyor. Çünkü suyu artık verimli kullanmamız şart. Dolayısıyla bu konuda da ciddi bir çalışmamız olacak. Onu da önümüzdeki günlerde inşallah açıklayacağız ortaklarımıza. Tabii KAP elimizi kolumuzu bağladığı için çok şeyi anlatamıyoruz. Ama ileriki günlerde inşallah herkesi mutlu edecek iyi haberler vereceğiz. Peki başka sektörlerde olunacak mı yoksa? Şimdi biz 2023 yılı için 2023 yılı için zaten birkaç tane yatırımımız var ama bunların en çok içlerinde önemsediğim de GES yatırımı. Çünkü normal bir enerji şirketinin yaptığı yatırıma göre aşağı yukarı 3 kata yakın bir fiyatla
ürettiğimiz elektriği satma şansımız var. Ve en önemlisi tabii kendimizin de elektrik parası ödememe gibi bir lükse kavuşacağız. Bu bizim için tabii ciddi bir avantaj sağlayacak rakiplerimize göre de. Pazarda da bunun farkını hissedeceğiz diye umuyorum. İşte bu tarımsal ödediğiniz sulama dediğim gibi. Ödediğiniz elektrik faturasını merak ettim. Nasıl? Ödediğiniz elektrik faturasını merak ettim. 10 küsür milyarların üzerinde şu anda. Ama tabii bunda da %40'ını şu anda GES'ten karşıladığımız için böyle. Tam kapasiteye şey yaptığımız zaman bu yeni yatırımlarımıza devreye girdiğinde tabii bu biraz daha da yukarı gidecek 2023'te. Dolayısıyla ciddi bir tasarruf olacak bizim için. Ama en önemlisi de tabii fazla olan elektriğimizi de rakiplerimize göre veya enerji şirketlerine göre 3 kat daha pahalıya satma imkanımız olacak. Peki 2023 yılı nasıl bir yıl olacak? Vallahi biz hem Sanica için, hem borsadaki Sanica için, hem de Türkiye ekonomisi için sizce? Biz hep umutlu bakıyoruz. Biz hiç karamsar bakmadık bugüne kadar. Çünkü biz hep hatayı kendimizde arıyoruz. Yani başarı da bizden, başarısızlık da bizden. Dolayısıyla daha çok koşmamız gerekebilir. İşte resesyon bu tarafta varsa işte pazarın rahat olduğu, malımızı satabileceğimiz noktalara doğru pazar yönümüzü çevireceğiz. Bir şekilde ürettiğimizi satacağız. Dolayısıyla böyle karamsar bakacağımızı da bir şey yok. Neticede çünkü insanların ihtiyacı olan malları üretiyoruz biz. Bugün bakıyorsunuz işte devletimiz de zaten bir sürü yatırımlar yapıyor. Önümüzdeki günlerde zaten muhtemelen dövizde bir yükselme olmayacak gibi gözüküyor. Yakın tarihte beklentimiz öyle. Dolayısıyla daha mutlu, daha iyi günleri beklediğine inanıyorum. Çünkü zor bir süreç yaşadık biz bu pandemi sürecinde. Bütün dünyada büyük bir emtia krizi vardı. Hem emtia darlık vardı, hem de fiyatlarda çok yükselmeler vardı. Şirket ortalamamız bizim, stok devir hızımız 74 günlerdeydi. Bu pandemi süresince 300 günlere çıktı. Bu da tabii aynı zamanda yükselen emtia fiyatlarından ticari borç olması gereken rakamlar bizde mali borca dönüştü, banka kredilerine dönüştü. Fakat tabii bu süreç bitti artık, hızlan bu yine ticari borca doğru bir değişim gösterecek borçlanma yapımız. Birazcık bir konuya da değinmek istiyorum. Çünkü bu tweetlerden falan gelen bazı şeyler var. Onları da biraz cevaplamak istiyorum. Şöyle ki şirketin borçluluğundan bahsediyorlar. Şimdi borçluluğundan bahsederken bu şirket nasıl borçlanmış ona bakan kimse yok. Şirketin stok durumuna bakan yok. Sadece şirketin borç hanesine bakıyorlar. Bizim kullandığımız kredi reeskont kredileri. %8'den, %9'dan, %10'dan kullandığımız krediler. Dolayısıyla normal paranın maliyetinin yarı parasına biz borçlanmışız. Diğer taraftan Dünya Bankası fonundan uzun vadeli bir kredi kullandık. Bu kullandığımız krediyi de getirdik, kur korumalı mevduat yaptık. Ki döviz borcumuza karşı bir kur riski almayalım diye. Bu yaptığımız mevduatı %2 fazlasından hedge ederekten aynı bankadan tekrar bir TL kredi kullandık. Yani şimdi 1 lira borçlanmışken 2 lira borç gözüküyor ama bu tarafta da 1 liralık da bir mevduat var. Dolayısıyla kredi yapımız bizim son derece verimli. Yani bu kredileri kapatmanın hiçbir ticari mantığı yok. Yani borçhanesinde insanların gördüğü borçlar esasında kendi lehlerine olan borç yapısı. Çünkü %8'den, %9'dan, %10'dan böyle bir para yok. Biz öbür tarafta zaten %26, %27'lerle mevduat yapıyoruz. Çünkü bankalarda şu anda TL karşılığı dengesini kurabilmek için bu %50 rasyosunun altında kalanlar oldukça yüksek mevduat tekliflerinden geliyorlar. Bunları değerlendirmek varken de gidip de 8'li 10'lu kredilerde kapatmanın herhalde mantığı çok yok. Bir ticari mantığı yok diye düşünüyorum.
Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Sanika Yönetim Kurulu Başkanı Nesim İfatinoğlu bizimleydi. Hemen bir bakalım borsada gündem nasıl? İntegral Yatırım'a gidelim. Araştırma Müdürü Seda Yalçınkaya Özer bizimle. Merhaba Seda Hanım. Hoş geldiniz yayına. Merhaba. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Bugün borsada nasıl bir hava var? Sizden dinleyelim. Bugün borsanın ilk yarısı ile ikinci yarısı arasında çok büyük farklılık var. Aslında geçtiğimiz hafta Cuma günü biraz daha kârların törpülendiği bir alan oluşmuştu. Borsanın yönü hala daha yukarı. Yani yukarı yönde teknik hareket ve temel olarak da rakipsizliğin getirmiş olduğu ilgi, talep hala daha devam ediyor. Burada herhangi bir değişiklik yok ama daha önce sizlere de çok fazla konuştuk. Bu 5000 seviyesi biraz psikolojik bir seviye oluştu yatırımcılarda. Özellikle bizim de teknik olarak çizmiş olduğumuz çizgilerde 5150 seviyesinde hani biraz bir yorulma olabileceğine yönelik emareler vardı. Özellikle kısa vadeli teknik göstergelerdeki yorulma hikayesi Borsa İstanbul'da 5000 seviyesinin yukarı yönde aşılmasını biraz zorlaştırıyor gibi görünüyor. Öncelikli olarak 5000 seviyesi anladığımız kadarıyla önemli olacak ama genel olarak borsanın havası ne yönde diye baktığımız zaman biz halen daha olumluyuz. Geri çekilmeler olsa dahi hatta 4900 seviyesinden geçen yükselen trendin alt bandının altına doğru bir geri çekilme olsa dahi açıkçası aşağı yönlü hareketlerin alım fırsatı verebileceğini düşünüyoruz. Çünkü halka arzlar devam ediyor. Sanika da halka arz oldu. Halka arz olan şirketler mesela geçtiğimiz Cuma günü SPK'nın bülteni yayınlandı. Perşembe bekliyorduk ama Cuma yayınlandı. İki tane daha yeni halka arz olacak şirket var. Halka arz olmayı bekleyen şirketler de var sırayla. Dolayısıyla aslında burada yatırımcının talebi de ve ilgisi de devam ediyor. Hem rüzgarın bir bu tarafı var. Diğer taraftan evet yani yılın başından bu yana %166 yükselen bir Borsa İstanbul var ama ucuzluğun bir kısmını şu anda almış görünüyor. Dolayısıyla halen daha hani FK'ya göre piyasa değeri defterlerine yani aslında çarpanlarına göre baktığımız zaman sektör ortalamasına göre baktığımız zaman ucuz değeri iskontolu kalmış şirketler de halen daha var. Dolayısıyla ilginin de devam etmesini bekliyoruz ve getiri arayışında rakipsiz olmasının da vermiş olduğu bir eğilim var Borsa İstanbul'da. Dolayısıyla her hafta yeni katılımcının Borsa İstanbul'a katıldığında görüyoruz. Yani bunu rakamsal olarak görüyoruz. O nedenle geri çekilmelerin sınırlı kalabileceğini ve yukarı yönde hareketlerin devam edebileceğini görüyoruz. Ama burada önemli olan şey Borsa İstanbul'da özellikle günlük çerçevede yani sabahki sektörel değişimle şu andaki sektörel değişim arasında çok büyük farklılık var. Bankacılık endekslerinin bugün çok fazla katılım sağlayamadığını izliyoruz ama sanayide performans bir tık daha öne geçmiş durumda. Özellikle şu anda ulaştırma ve telekomünikasyon şirketlerinin yukarı yönde hareketlerin biraz daha sertleştiğini izliyoruz. Sabah saatlerinde özellikle tüm hissesini yani BIST tümdeki şirketlerden BIST 100'ü çıkardığımızda orada kalan şirketlerde daha hareketlilik vardı. Şimdi biraz daha artmış durumda ama özellikle ulaştırmanın ve telekomünikasyonun pozitif katkısı da eklendiğini söylemek mümkün. Bana kalırsa geri çekilmeler sınırlı kalabilir, düzeltmeye ihtiyaç var ama burada tepki hareketlerine maruz kalacağız gibi görünüyor. Önümüzdeki günlerde sektörel olarak değişimlerin ön planda olacağı hikaye devam edecek. Yani bir gün turizm sektörü ön planda olurken diğer gün telekomünikasyon ön planda olacak. Dolayısıyla buradaki potansiyel hisse değişimleri ve sektörel değişimler sanki sürecek gibi görünüyor. Özellikle Sasa ve Hektaş biraz önemli. Orada baskı halen daha oluşmuş durumda. Oradaki taban hareketlerin ne zaman çözüleceği de gün içi puan bazlı negatif etki açısından biraz daha belki rahatlatıcı olabilir. Evet, çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz rica için. Ederim. İntegral Yatırım Araştırma Müdürü Seda Yalçınkaya Özer bizimleydi. Kısa bir ara verelim, devam edeceğiz. Evet, kaldığımız yerden paranın rotasına devam ediyoruz. Bugün bütçe açısından da önemli bir gündü. Meclis Genel Kurulu'nda bütçe görüşmeleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşmasıyla başladı. Bütçemiz kalem kalem işçisinden işverenine, çiftçiden esnafa, emekliye, öğretmenlerimizden emniyet güçlerimize, KOBİ'lerimizden sanatçılarımıza, genci, yaşlısı, dezavantajlı tüm bireyleriyle 85 milyonun bütçesidir. 2022 yılının genelinde
Türkiye ekonomisinin OVP tahminlerimizle uyumlu olarak %5 civarında güçlü ve dengeli bir büyüme sergilemesi beklenmektedir. Son dönemde gerçekleştirdiğimiz büyüme performansı istihdama da yansımıştır. TÜFE yıllık artış oranının yıl sonunda OVP hedeflerimizle uyumlu olarak %65 civarında gerçekleşeceği, takip eden aylarda yıllık enflasyonun peyderpey gerileyeceği öngörülmektedir. 2022 yılında küresel ekonomideki resesyon belirtilerine ve beklentilerine rağmen ihracatımızın yıllıklandırılmış olarak 253 milyar dolara ulaşmış olması son derece önemlidir. Finansal sistemimiz de güçlü yapısını sürdürmektedir. Enerjide, sanayide kapasite ve kabiliyetlerimizi yerlileştirme ve millileştirme adımlarına devam ediyoruz. Ekonomiyi büyütüp refahı tabana yaymayı amaçlayan politikalarla kişi başına düşen milli geliri tekrar 10 bin doların üzerine çıkartıyoruz. KKM ile birlikte devreye aldığımız destekleyici enstrümanlar sayesinde döviz kurlarındaki dalgalanma en aza indirilmiş, döviz tevdiat hesaplarının toplam mevduatlardaki payı önemli ölçüde gerilemiş ve TL mevduatlarının ortalama vadesi uzamıştır. 2023 yılında hazine destekli kefalet sistemi kapsamında toplam 5 adet kefalet paketinin yürürlükte olacağı öngörülmekte olup, işletmelerimizin finansmana erişimini kolaylaştırmak için sistemi aktif şekilde kullanmayı sürdüreceğiz. 2023 yılı bütçesinde 2022 yılı bütçesine göre mazot desteğini %282, gübre desteğini %140 oranında artırıyoruz. Evet, gündemi değerlendireceğiz. Beykent Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Murat Ferman bizimle olacak. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. İyi akşamlar Özlem Hanım. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hocam bugün enflasyon rakamları geldi ve Kasım ayı enflasyonu da enflasyonda 1,5 yılın ardından bir miktar düşüş gördük. Düşüş eğilimine, düşüş trendine girmiş gibi görünüyor enflasyon. Nasıl değerlendirdiniz rakamları? Evet Özlem Hanım, aslında beklenen bir gelişme çerçevesinde bir manşet manzumesi gördük. Nitekim İstanbul Ticaret Odası Ücretliler Geçinme Endeksinde de epeydir sözü edilen baz etkisinin devreye girmiş olduğunu görüyoruz. Bu kısmi etkinin TÜİK Enflasyon Endeksinde de ortaya çıktığını fark ediyoruz ama esas daha derin etki hiç şüphesiz Aralık ayı enflasyonunda ortaya çıkacak. Tabii enflasyon ve ekonomi temel anlamıyla bir beklenti yönetimine işaret eder. Bu çerçevede beklenen baz etkisi çerçevesinde enflasyonun daha makul bir patikaya ineceği anlaşılıyor. Ve bu çerçevede elbette ortaya çıkacak bu görece iyileşme ve güven dozunu destekleyici ortamın, yani tabiri caizse bu inşirah döneminin gayet iyi değerlendirilmesi ve enflasyonu oluşturan bazı temel dinamikler, gıda başta olmak üzere, yeniden bunlara karşı vaziyet edilmesi için bir fırsat aralığı olarak kullanılması gerektiğini dikkat çekmek istiyoruz. Netice itibariyle anlaşılıyor ki enflasyon özellikle önümüzdeki sene itibariyle bilhassa Nisan ayında en yüksek etkisi görülmekle beraber mutlaka ilk iki çeyrekte olumlu bir etki gösterecek. Manşette aşağı yönlü bir cebirsel etki ortaya çıkartacak. Ancak ikinci dönem farklı bir hikayeye işaret eder. Tabii bu çerçevede anlaşılıyor ki o dönem itibariyle İkinci yarıda, yani üçüncü ve dördüncü çeyrekte seçim sattığı mahallinden de çıkılmış olacak. Dolayısıyla önümüzdeki yılın enflasyon seyrini, yani ilk yarı, yani birinci ve ikinci çeyrek ve daha sonra ikinci yarı, yani üçüncü ve dördüncü çeyrek olarak iki ayrı dalda mütalaa etmekte fayda var. Tabii İstanbul Ticaret Odası Ücretliler Endeksinde bu baz etkisinin devreye girdiğini gördük.
TÜİK'te kısmen bir etki olduğunu görüyoruz. Ancak bizim için önemli olan alt kırımlara bakmaktır. Hiç şüphesiz üretici fiyat endeksinde görece gerileme veya yukarı yönlü tırmanışın durması olumlu bir işaret olmakla beraber özellikle gıda ve enerji fiyatlarında yukarı yönlü hareketler ve birikmiş enflasyon stoku söz konusu olduğunda sadece baz etkisine dayanarak veya güvenerek enflasyonla sürdürülebilir bir mücadele olmayacağı açıktır. O bakımdan tekraren ifade etmek isterim. Bu görece iyileşmenin, görülecek bu manşetteki gerilemenin veya düşüşün mutlaka daha kapsamlı vaziyet etme, özellikle gıda başta olmak üzere alt kalemlerde ve kırımlarda bazı iyileştirici tedbirler alma bakımından bir fırsat olarak değerlendirilmesi önemlidir. Unutmayalım, enflasyonda ara vermeye, enflasyonda duraksamaya, enflasyonla mücadelede tereddüde yer ve mahal olmamak gerekir. Tabii şunu da vurgulamakta fayda var. Bir takım yapısal vaziyet edişlerin olması gerektiğini, mesela dünyada gıda fiyatları FAO istatistiklerine, Birleşmiş Milletler Tarım ve Gıda Örgütü'nün istatistiklerine göre aşağı yönlü hareket eden bir grafiğin Türkiye'de tam tersine bir şekilde yukarı yönlü hareket etmesi gibi örnekler. Ya da en son tavan fiyat uygulaması Rusya doğalgaz ve petrolüne, özellikle tankerle yapılan petrol taşımacılığına tavan fiyat uygulamasının ve OPEC Plus ülkelerinin bu kısıntıya devam kararı almasının petrol fiyatlarını yukarı yönlü itme etkisi de göz önüne alındığında enflasyonla ilgili beklentilerde, prospektlerde herhalde biraz evvel söylediğim o daha alt kırımlara yönelik, daha yapısal nitelikli tedbirlerin alınmasında hiç şüphesiz fayda vardır. Bu fırsattan, bu görece iyileşmeden, bu görece ferahlamadan bu anlamda yararlanmak büyük önem taşımaktadır. Peki hocam, şimdi enflasyon malum küresel bir sorun ve pek çok da farklı adımlarda atılıyor bu dönemde. İşte Fed'in faiz artırımlarıyla birlikte aslında hemen hemen bütün merkez bankalarında da onu takip eden de bir tempo var bu anlamda. Böyle baktığımız zaman bunun faydasını görmeye başladığımızı, yani daha doğrusu atılan adımların, 2022 yılında atılan adımların bir faydasını gördük mü dünyada? Ve küresel evet. dezenflasyonu süreç 2023 yılında başlar mı acaba? Evet. Aslında sorunun içerisinde çok ustalıkla ifade ettiniz Özlem Hanım. 2022 yılında o sıkılaştırma politikalarından murad edilen sonucun elde edilemediği ve bu sonuç bekleme işinin önümüzdeki yıla, önümüzdeki haftalara sarktığı konusunda herkes hemfikir. Öyle ya, adeta hiç fasıla vermemezcesine ve aynı zamanda kuvvetli bir montan zinciri çerçevesinde tabiri caizse güçlü bir antibiyotik tedavisi uygulandı. Sıkılaştırıcı politikalar ve faiz aracıyla enflasyona gem vurulmaya çalışıldı. Tabii bu politikanın en önemli yan etkisi hiç şüphesiz resesyona davet edici ve durgunlaştırıcı etkisi. Reflasyonist serbestleştirici etkilerden sonra gelen sıkılaştırıcı etkiler, eğer araç ve dozu iyi ayarlanmazsa garantili ve temin edilebilecek, güvence altına alınabilecek sonuçlar vermekten uzaktalar. Merkez bankalarının kahir ekseriyeti özellikle bu sıkılaştırıcı politikaları faiz artırma marifetiyle kullanmak yolunu seçtiler ve fakat hemen sonuç alınamadığı görüldü. Tabii bu hiç şüphesiz özellikle Muhammed El Arıyan gibi bazı eleştiri dozu yüksek uzmanların zamanında Fed ve diğerlerinin, bunun içinde Avrupa Merkez Bankası da var, onun deyimiyle direksiyonda uyuyakalması, yükselen ve adeta bir süre sonra kendine yer edilen enflasyon tehdidine kulaklarını gözlerini tıkaması ve bu sürece geç başlamasından mı kaynaklanıyor? Yoksa faiz yükselterek sıkılaştırmanın getirebileceği yararların yanında örneğin resesif etkilerinin
fayda maliyet analiziyle yeniden masaya mı yatırılması gerekiyor? Bunun sonuç verme veya lagging efekt dediğimiz gecikme etkisi nedir? Ya da Fed evet bu işi, bu politikayı uyguladı. Güçlü dolar sendromuna yol verdi. Tamam da acaba merkez bankaları da bu rezerv para sahibi merkez bankası rolü oynayan kurumu mu takip etmeli? Fed bu yolu açıyor mu, kolaylaştırıyor mu yoksa dikleştiriyor mu, yokuşa mı sürüyor soruları özellikle vurgulanmaya, daha yüksek perdeden dile getirilmeye başlandı. Bilhassa Amerika Birleşik Devletleri'nin egosantrik ve ben merkezci tutumuyla güçlü dolara yol vererek güçlü dolar sendromunun haftalar boyu gündemde kalmasına yol açarak diğer tüm ekonomilerin işini şu veya bu oranda zorlaştırdığına, borç ödeme veya borç çevirme krizini tekrar gündeme getirdiğine, taşıdığına dair kuvvetli bir takım eleştiriler var. Tabii elimizde yeterli sayıda gözlem miktarı yok. Aylara tarih cari veya yıllardır süren bir enflasyonla mücadele paketinden bahsetmiyoruz. Allah'tan bahsetmiyoruz. Bu hakikaten çok kalıcı ve zecri bir sonuç ortaya koyabilirdi. Ama şurası bir gerçek ki sıkılaştırma yoluyla, faiz arttırma yoluyla, yani genel geçer bir ifadeyle faiz arttırma yoluyla hemen sonuç alınabileceğine dair bazı ortodoks inançların da daha derinden sorgulandığı, ekonomilerin kendi özgün ve özellikli durumları, öncelikleri çerçevesinde daha farklı ve özelleştirilmiş, özgünleştirilmiş, basma kalıp olmayan kompozit bazı politikaların uygulanması konusunda da önemli bir takım tartışmalar veya karineler ortaya çıktı. O halde anlaşılıyor ki artık Friedman ekolünün veya daha evvel denenen ekollerin ya da Amerika Birleşik Devletleri'nin kriz dönemlerinde hep uyguladığı doldur boşalt, ucuz ve bol doları dünyaya sal, sonra tekrar geriye çek, maliyetin büyük bir kısmını dolar ihtiyacı, rezerv para ihtiyacı olan diğer ekonomilere, üstelik bunu da gelişmişlik skalasında görece daha az altta olanların sırtına daha fazla yüklemek suretiyle paylaştır ya da sırtından at yaklaşımının artık genel kabul görmenin ötesinde bir reaksiyon oluşturduğu da ortada. Bakımdan Türkiye gibi ülkelerin bu çerçevede daha özgün ve daha yerli ve milli formüller arayışı da bütün dünyada daha fazla ilgi çekmeye başladı. Ancak Türkiye'nin önünde biraz evvel söylediğimiz, isterseniz kuvvetli bir ifade kullanayım ki ne demek istediğimiz anlaşılsın, şöyle bir tuzak var. Eğer ortaya çıkan baz etkisi dolayısıyla enflasyon manşetindeki görece iyileşmeyi, sanki burada mesafe ve mesabe alınmış, sanki sürdürülebilir enflasyon patikasına girilmiş gibi kabul eder, değerlendirir, bunun propagandasını kendimize ve başkasına o şekilde yapıp köşemizde oturursak, yapısal veya esaslı vaziyet ediş fırsatını ıskalarsak, işte o zaman enflasyonun o affetmez, o hakikaten hiçbir ödün vermez fasit çemberine, bir tarafa bırakın, gayya kuyusuna, girdabına yakalanmış ve paçamızı kurtaramamış oluruz. O bakımdan Türkiye şu anda olumlu bir ferahlama, beklenti yönetiminde iyi bir patika ve güven endekslerinde daha ferah bir iklim yakalamışken, özellikle enflasyonu besleyen bazı yapısal meselelere daha yakından eğilmeli. Yani tüm dünyada gıda fiyatları azalırken Türkiye'de niye artıyor? Hal yasası mı? Marketler mi? Ulaştırma mı? Bu sorunlara tekrar masaya yatırmak durumundayız. Bu da bir veya iki kesime parmak sallayarak ya da sadece olayın bir yönünü ele alarak olmaz. Bu hepimizin ortaklaşa bir duruş ve kavrayışla yaklaşmamız gereken bir meseledir. Tekrar ediyorum, seçim sakli mahallinde ilerleyen bir ekonomide elbette bazı politikaların yerine getirilmesinde ya da uygulanmasında sıkıntılar olacaktır. Ama bu sıkıntıları hiç şüphesiz aşma yolunda da könere çekilemeyiz, bekleyemeyiz. Enflasyonla mücadeleye iş geldiğinde kaybedilecek zaman, boşa harcanacak bir enerji olmamak gerekir. Enflasyon sürekli ve sürdürülebilir mücadele ve vaziyet edişten ibarettir.
Çünkü bizatihi enflasyon bir günde ortaya çıkmamıştır. Çünkü bizatihi enflasyon şoku bir anda buharlaşıp aramızdan ayrılmayacak. Evet. O bakımdan bu görece iyileşmeyi olumlu karşılıyoruz. Bunun alt ayrımları ve kırımlarına bakmak suretiyle bir parça daha belirli dokunuşlarla kalıcı hale, sürdürülebilir hale getirilebileceğini görüyoruz. Gıda başta olmak üzere ulaştırmayla ilgili bazı unsurlar. Dolayısıyla özellikle enerji konusunda Mart ayından sonra devreye girecek projeler, Yusufeli hidroelektrik projesi gibi veya nükleer santral devreye alınması gibi projeler hiç şüphesiz bu beklenti yönetiminin iyimser dozunu, iyimser kefesini daha da besleyen, ağır kılan olumlu unsurlardır. Ancak evet. İngiliz dediği gibi taken for granted, yani sanki bu manşetteki düşüşler ve görece iyileşmeler sanki bu işi tamamlamış veya artık bu iş iniş yoluna girmiş gibi rehavete kapılmak gibi bir lüksümüz olmamak gerekir. Hocam zaten lükse kapılacak bir hava yok küresel piyasalarda. Genel olarak tablo aslında geçen yıldan belki daha da derinleşmiş gibi duruyor. Özellikle enerji konusundaki Avrupa'nın asıl şimdi kış başlıyor ve asıl şimdi üretimdeki özellikle sıkıntılarını daha fazla görmüş olacağız. Ve bir yandan da tabii sadece enerji değil, emtia fiyatları açısından bakacak olursak da Çin tarafını özel olarak konuşmamız gerekir herhalde. Çünkü bir yandan aslında sıfır Covid politikasında bir gevşeme başladı özellikle protestolardan sonra ama bu gevşeme ne kadar yeterli belli değil. Bundan sonraki dönemde Çin'in etkisi ne olur? 2023 yılına etkisi ne olur? Şimdi 2022 yılında Çin'in aslında büyümesindeki sıkıntıların ve bu sıfır Covid politikasının 2022 yılında Çin'i ne kadar etkilediğini ve Çin'in de küresel ekonomiyi ne kadar etkilediğini izleme durumunda olduk. 2023 yılı nasıl olur acaba Çin ve küresel ekonomi açısından? Evet, aslında belki de sorunun temel düğümü burada yatıyor veya ana noktasını, ana sikletini bu noktada değerlendirmek lazım. Çünkü pandemi etkisini tabii görmezden gelemeyiz ama pandemiden önce de açık ve net bir Çin okuması bize şunu hatırlatmalı. Çin 40 küsür yıldır ucuz, fason mal üreten, tapon mal üreten bir ekonomi olarak süratle büyüyen, hızla koşan, dolayısıyla dünyada bakır vesaire emtialara olağanüstü bir talep gösteren bir piyasa, bir talep jeneratörü olarak çalıştı. Çünkü yapılanması böyleydi. Ancak geçen kongrede Çin'in yarı açık, yarı gizli bir kararı var. Dediler ki biz artık farklılaşma yoluna geçmek durumundayız. Şerefeli ürün üretmek durumundayız. Marka, dünya markası çıkartmak durumundayız. Ve böyle çok hızlı koşarak kararsız ve istikrarsız, gölge bankacılığın beslendiği, çevre sorunlarının artık hayatı, vatandaş hayatını tehdit eder bir noktaya geldiği bir düzlemde yolumuzu sürdüremeyiz. Biz daha istikrarlı kalkınacağız, büyüyeceğiz. %5,5-6'lar civarında ama istikrarlı büyümeye devam edeceğiz denildi. Ve bu çerçevede bir yapılanma oldu. Burada pandeminin etkisi neydi? Bu pandemiden evvel alınmış bir karar. Tabii pandeminin getirdiği etki ve açılımlar hiç şüphesiz bu kararın icrasında farklı rol oynadı. Şimdi de bundan sonra özellikle Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden'ın devreye almış olduğu CHIPS yasası öyle ki Refiki Trump'ın Çin'e karşı uyguladığı ambargonun verdiği sonuçların kat ve kat daha fazlasını zecri şekilde, kapayıcı şekilde, engelleyici şekilde, dondurucu şekilde gündeme getirme riski var, potansiyeli var. Göreceğiz, takip ediyoruz gelişmeleri. Özellikle bu son açılımlar, tabii Çin iç siyaseti çok rahat okunan bir siyaset değil. Şimdi sanki görece bir yumuşama varmış gibi gözüküyor ama elbette bunun için başka emarelere de bakmamız lazım. Çin bugüne kadar dünya ekonomisinde lokomotif sektör, lokomotif ekonomi
lokomotif ve dinamo rolünü oynadı. Sonra dedi ki artık biz yorulduk. Bir parça daha istikrarlı, güvenli ve şerefiyeli gitmek durumundayız. Özellikle Çin'de ideolojik bütünlük ve Çin Komünist Partisi'nin müstakbel hedefleri bakımından da orta sınıfın güçlendirilmesi lazım. Bunu bir türlü beceremediler. Özellikle konut sahipleri üzerinden orta sınıfı oluşturmak ve güçlendirmek projesi akamete uğradı. Şimdi onu tahkim etmek durumundalar. Başkan Xi ilk önce politik üstünlüğünü ve konsolidasyonunu sağladıktan sonra herhalde bu operasyonlara girişecek ve bunun gereğini yerine getirmeye çalışacak. Tabii enteresan bir dünyadayız. Bu üçüncü devrim yok, beşinci devrim yok, endüstriyel şu bu vesaire gibi açılımların da yeniden değerlendirilmesi lazım. Çünkü uzunca bir müddet pandemi döneminden önce bu müesses tedarik sistemi, üretim sistemi ki Çin burada çok önemli bir rol oynuyordu. Just in time gibi, tam zamanında sipariş gibi, minimum stock gibi kendi lehlerine bir yapılandırma oluşturmuşlardı. Pandemi de bu alt üst oldu. O yapı üzerinden kurgulanan yok dördüncü devrim vesaire gibi değişik yaklaşımların yeniden dizayn edilmesi, sorgulanması gerekecek. Bu açıdan aslında mesele sadece Çin meselesi de değil. Çok enteresan bir şey Özlem Hanım. Şu anda da bu daha evvelki pandemi döneminde ve tedarik mekanizmasındaki değişiklikler çerçevesinde malsız kalmaktan korkan birçok üretici ve birçok perakendeci, büyük zincir fazla sipariş hem ara malzeme ve ham maddede hem de tamamlanmış ürünlerde, hem na tamam hem tamam ürünlerde fazla sipariş vermişler. Şu anda bu tatil dönemindeki kampanyalarla bunları eritmeye çalışıyorlar. Daha evvel stok eksikliği vardı, şimdi belirli bölgelerde çaktırmamaya uğraşıyorlar ama bir stok fazlası var. Yani aslında üretim çizelgelemesi, çetelesi bozuldu. Senkronizasyonun yeniden yapılanması lazım. Bu bakımdan bu sadece Çin'in meselesi de değil. Çin'le bütün dünyanın yeniden kendilerine bir ayar vermesi lazım. Peki bu ayarı hangi iklimde vereceğiz? İşte 2023 biliyorsunuz resesyon eğilimlerinin ağır bastığı, büyüme dostu olmayan, tam tersine küçülmeyi daha önceleyen ve resesyona kapı pencere açan, durgunluğa kapı pencere açan bu runaway inflation dediğimiz öne alınamayan enflasyonla mücadele tarz ve halini resesyonu daha da kuvvetlendirdiği, oradan da ta stagflasyon, depresyona kadar giden ara durakta borç ödeme krizi. Bütün bunlar IMF, Dünya Bankası başta olmak üzere müesses ekonomik düzenin kurucusu ve banisi Amerika Birleşik Devletleri ve diğerlerini hakikaten tedirgin ediyor. Bu bakımdan sadece enflasyon üzerinden okuma, sadece Çin'in büyümesi veya Çin'in tedarik gücü ya da üretim gücü üzerinden okumanın ötesinde daha kapsamlı bir gidişattan bahsediyoruz. Ha, daha ön planda bu biliyorsunuz yeni uygulanmaya başlanan Rus petrolüne, gemi yoluyla giden Rus petrolüne tavan fiyat uygulaması. Buna karşılık OPEC Plus'ın bizim arz yapısında kısıntıya devam edeceğiz söylemi. Bütün bunlar acaba petrol fiyatlarında yukarı yönlü hareketleri dizginleyecek mi? Gene üç haneli dolar, özür dilerim, benzin veya petrol fiyatları görülür mü? Aşağı yönlü bir hareket olur mu? Gibi soruları her iki tarafı da destekleyecek, her iki senaryoyu da kanıt sağlayacak değişik öngörü ve alternatif senaryolarla karşımıza getiriyor. 2022 iki arada bir derede yıl oldu. Yılı değerlendireceğim senenin son makalesinin başlığı şimdiden hazır. İki arada bir derede. Esas cümbüş 2023 ve sonrasında kopacak. Ve anlaşılıyor ki daha sonra da yani Dünya Bankası ve IMF'nin ortak projeksiyonlarına bakılırsa 2026'ya kadar devam eden bir ters iklim
büyüme dostu olmayan iklim hepimizi bekliyor. Tabii pandemi konusunda da yeni açılımlar var. Bu üçlü bulaş, bunun getireceği yeni sıkıntılar ve diğer bazı önceden tahmin edilemeyen açılımlar tekrar hesapları alt üst edebilir. Bunu da vurgulamakta fayda var. Bir kere alışılmış düzen, arz talep senkronizasyonu bozulduktan sonra ince ayarlarla ayar tutmayacak, senkronize edilemeyecek bir mekanizmayla karşı karşıyayız, korkarız. Yakın bir tarihte bu mekanizmanın değişmeyeceğini de bildiğimize ve gerçekçi analizlerle bunu değerlendirdiğimize göre o zaman bu mekanizmada neler yapılacak? Bu mekanizmadan uzakta olamayan alt mekanizmalar, Türkiye ekonomisi dahil olmak üzere nasıl bir özgün kurgulama yapacak? Herhalde bu konular daha sıklıkla konuşulacak mevzuları oluşturuyor önümüzdeki haftalar, günler için. Evet, çok teşekkür ediyoruz hocam değerlendirmeleriniz için. Profesör Doktor. Teşekkür ederim. Erdoğan Bey, iyi akşamlar. Evet. Sağ olunuz. İyi. Sağ olun. Profesör Doktor Murat Ferman bizimleydi. Beykent Üniversitesi Rektörü. TL mevduatın da payı artıyor bu arada. Kur korumalı mevduat ve liralaşma stratejisini meyvelerini almaya başladı Türkiye. TL'nin mevduat toplam mevduattaki payı 2,5 yıl sonra ilk kez %50'yi geçti. Geçen yılın Aralık ayı sonunda hayata geçirilen kur korumalı mevduat uygulamasıyla Merkez Bankası'nın liralaşma stratejisi doğrultusunda attığı adımların sonuçları alınmaya başlandı. TL mevduatın toplam içerisindeki payı 17 Temmuz 2020'den bu yana ilk kez %50'yi geçti. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun verilerine göre 29 Kasım 2022 itibarıyla sistemdeki toplam TL mevduat hacmi 4 trilyon 311 milyar liraya ulaştı. Döviz mevduatının büyüklüğü 4 milyar 285 milyon lirada kalırken sistemde TL'nin payı %50,1'e çıktı. Kur korumalı mevduatın hayata geçirildiği 24 Aralık 2021'den bu yana TL mevduat hacmi %133 büyüdü. Söz konusu dönemde döviz hesaplarındaki TL bazlı büyüme %22'de kaldı. 22 Aralık 2021'de 261 milyar 639 milyon dolar olan döviz hesaplarının büyüklüğü 29 Kasım 2022'de 230.7 milyar dolara indi. Döviz hesaplarındaki çözülme 30.9 milyar dolara ulaştı. Bireysel döviz hesapları 163 milyar 694 milyon dolardan 141 milyar 217 milyon dolara geriledi. Şirketlere ait döviz hesapları ise 97 milyar 945 milyon dolardan 89 milyar 485 milyon dolara düştü. Döviz hesaplarındaki çözülme Kasım ayının ikinci yarısında hızlandı. 18-25 Kasım haftasında döviz mevduatlarında 5,5 milyar dolarla Şubat ayından bu yana en hızlı düşüş yaşandı. Döviz hesapları 11-29 Kasım tarihleri arasında ise 8,4 milyar dolar azaldı. Merkez Bankası'nın net döviz rezervlerinde de 19,5 milyar dolarla 9 ayın en yüksek seviyesi görüldü. Öte yandan reel kesimin döviz açığı da 12 yılın en düşük seviyesinde bulunuyor. Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz pozisyon açığı Eylül'de aylık 6 milyar dolar düşüşte 83,1 milyar dolar oldu. Evet. Az önce de bahsettik, bugün Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin önemli bir toplantısı vardı. Önemli bir zirvesi var. Ve Türkiye'nin insan kaynağının bundan sonraki süreçte nasıl önemli bir kaynak, önemli bir fırsata dönüştürülebileceği, önemli bir değer olduğunun üzeri çiziliyor sürekli. Ve şu anda da Aselsan Kurumsal Yönetim Genel Müdür Yardımcısı Profesör Doktor Hakan Karataş'ın Alpara Özel açıklamalarını getireceğiz ekranlarınıza. Aselsan'ın 10 bin kişi istihdam ettiğini söyledi Karataş ve Türkiye genç ve dinamik insan kaynağına sahip dedi. Özellikle her alanda yapılan yatırımların anlam kazanabilmesi için insan kaynağının çok önemli olduğunu biliyoruz. Türkiye'nin insan kaynağı sizce ne durumda efendim? Tabii teşekkür ederim öncelikle ilginiz için. Tabii dünyadaki bütün problemler insanla başlıyor. Çözüm de insanla geliyor. Ve Türkiye normalde bütün dünya geneline
karşılaştırdığınızda çok genç, yetişmiş, dinamik bir insan yapısına ihtiyacı var ve böyle bir kitleye de sahip aslında. Bizlere düşen bu insan kapasitesinin yeteneğini doğru tanımlamak, doğru yönlendirmek, doğru güçlendirmek ve yetkilendirmek aslında. Bütün profesyonel hayatta da bütün şirketler doğru yeteneği keşfetmek, onu doğru kanalla yönlendirmek ve işe de yansıtmaya çalışıyor aslında. Tabii insanı merkeze aldığımızda son 2-3 yıldır özellikle pandemi döneminin getirdiği bize sürpriz gelişmeler de var. Bundan önce bütün profesyonel hayatta şirketlerin derdi tedarik, işte ciro, nakit akışı, teslimat, teknolojiyken şimdi artık yetenek savaşları başladı. Bu yetenek savaşları aslında yerel boyuttan uluslararası değil küresel boyuta uzandı. O yüzden yeteneği doğru tespit etmek, doğru yere yönlendirmek, onların yetkinlikleriyle uyumlu, onların kendi ilgi alanlarıyla uyumlu görev tanımlarını yapmak lazım. Bu da bir şirketlere, bütün İK profesyonellerine ciddi bir yük işliyor. Artık genel İK uygulamalarından ziyade bireye özgü, bireyin özelliklerine uygun bir İK platformu sunmamız lazım. En büyük gelişim alanımız bu. Tabii biz büyük bir teknoloji şirketiyiz. Yaklaşık 10 bin yakın çalışanımız var. Türkiye'nin en üstün nitelikli mühendisleri, sosyal bilimcileri, uzmanları bizde. Biz bu arkadaşlardan en doğru yetenek puzzle'ını oluşturmaya çalışıyoruz. Bizler istihdam ederken bu puzzle'da en doğru yeteneği tanımlayıp oraya istihdam etmeye çalışırken işe aldıktan sonra da aslında insanların daki bu yetenek puzzle'ındaki boşluğu görüp onun üzerine çalışmaya çalışıyoruz. Hep de söylüyoruz. Yeteneği keşfetmek anlık ama keşfetmek bir ömür boyu sürüyor. Ve biz de bütün Aselsan bünyesinde teknoloji şirketlerinde olduğu gibi yeteneği doğru konumlandırmak, doğru tanımlamak, doğru yönlendirmekle ilgili çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu bugünkü organizasyon bunu çok destekliyor aslında. İlk defa ben uzun süredir eğitim bilimi ve İK çalışıyorum ama ilk defa yerli ve milli bir İK forumumuz var aslında. Aklını bizim koyduğumuz ve kamudan, özel sektörden, STK'lardan, üniversitelerden, yurt dışı ve yurt dışı bütün İK profesyonellerin geldiği bir etkinlik bu. 2 gün boyunca bunu biz ana sponsor olarak destekliyoruz. Umarım bu konferansın, bu etkinliğin çıktıları da hem Türkiye'nin genel İK politikalarına, özellikle de bizim şirket politikalarımıza büyük katkı sağlayacağına gönülden inanıyoruz. Tabii efendim, siz de bahsettiniz. Aselsan'ın 10 bine yakın istihdamı var ki Türkiye'nin en iyi mühendisleri de yine Aselsan'da çalışıyor. İnsan kaynağının belirlenmesi noktasında ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz efendim? Tabii. Bizim bir hayalimiz var. Hayalimiz Türkiye'nin istikbali ve istikbalinde doğru yere konumlanmak. Türkiye'nin içinde bulunduğu hem ekonomik hem jeopolitik konum belli. Bu konumda bizi bir yere taşıyacak Türk gencinin yeteneğine güveniyoruz ve onları bir şekilde kendi içimize çekip istihdam etmeye çalışıyoruz. Ve sağ olsunlar, Türk gençliğinde Aselsan'a karşı çok fazla gönül dolu. Biz de onları, gönülleri Aselsan aşkıyla, millet aşkıyla doldurmaya çalışıyoruz. Evet, bu röportajımızı izledik. Biraz da borsaya bakalım. BIST 100'de şu andaki tabloyu ekranlarınıza getirelim. %0.43'lük yükseliş var. 4983 puanda. Hapşıramadım. 4983 puanda. Gün içinde 5000 üzerinde gördüm. 5010'u gördük ama orası biraz uzakta kaldı. Oradan bir satış geldi ve düşük seviye olarak da 4883. Aslında gün içi marjı çok yüksek diyemeyiz yani ama neticede 5000'de zorlanan bir hal var endeks için. Yine son dönemin hareketli hisselerinde sert düşüşler var. Türk Hava Yolları'nda, Pegasus'ta, TAV'da ilginç yükselişler var. Tam bir farklılaşma hali yaşıyoruz şu an borsada. Evet. Bir taraftan önce endeksleri getirelim, sonra bakacağız hisselere. Evet. Bazı şirketler endeksi ciddi oranda aşağı çekiyor. Bazı şirketlerde yükseliş anlamında tam tersi yukarı iter bir hali var. İşte ikisinin mücadelesi de nette bir tarafa ağırlığı oluşturamayınca da endeks 5000 civarında böyle sallanıyor, patinaj çekiyor gibi görünüyor şu an için. Endekse bakarsak borsada bir şey yok. Fakat şirket bazında neler oluyor diye bakarsak inanılmaz hareketler var borsada hala gün içinde. Evet, getirelim endeksleri. BIST Banka'da %2'ye yakın düşüş var. BIST Sınayi'de 0.62'lik düşüş var. Turizm, spor, gayrimenkul %1.5'a yakın yükselişleri var. BIST Teknoloji'de %3'e yakın yükseliş var diyebiliriz. Evet.
Diğerlerine bakalım. Biz sigortada %1'e yakın yükseliş var. Biz gıdada %0.3'lük yükseliş var. Biz inşaatta yine %0.25'lik yükseliş var. Biz kimyada %2.5 civarı, biz bilişimde de yine %2.5 civarı düşüş var. Biz madencilikte %3'e yakın düşüş gösteriyor. Ama enteresan bir, şimdi hem BIST endeksinde yükseliş var, yarım puanlık da olsa. Ama hem bankacılıkta hem sanayide düşüş öyle çok küçük gibi durmuyor. Bankacılıkta bu kadar derin eksi yoktu. Derin derken işte %2'ye yakın bir düşüş var. Getirelim gün içi bankacılığı. Ben de açayım. Biz yayın sırasındayken bankacılık sektörüne dair bir yabancı kurumun raporu geldi. O raporun büyük ihtimalle etkisi görünüyor şu anda. Yabancılar zaten Türk bankacılık sektörüne dair bugüne kadar çok net iyi şeyler söylemediler ama neticede böyle bir haber de etkisini hissettiriyor. Sanayi endeksteki düşüş ise yine o bizim az önce bahsettiğimiz şirketler. Sasa %10 aşağıda, Kontrolmatik %9.9 aşağıda. Sonra neler vardı endekse dair olacak bir olan? Barı getirelim lütfen. Herhalde gün içi en çok düşenleri görsek sanayi evet geldi zaten. Evet. Tablo böyle. Bu tabloda endeksi yukarıda tutanlar şurası bakın. Kardemir, Türk Hava Yolları, Türk Telekom, Aselsan, Boğagranit. Bu şirketler Migros toparlandı tekrar. Petkim Artı'da, Ereğli Artı'da, Kardemir. Kardemir'de şu an %9.9 Artı'da. Tablonun geneli sanki eksiymiş gibi gözüküyor. Doğru ama endeksin kendisi... Yarı yarıya gibi. Evet. 2,5 satır desem tam olarak öyle. O yüzden endekste de bir şey yok. %0.2 artı şu an. %0.3 artı. Söylediğiniz gibi Sasa, Kontrolmatik, Ege Endüstri, son Karton. Dönemlerin popüler hisseleri, evet. Smart, Koza, Galata Wind ve bankalar. Yapı Kredi Akbank, evet. Tofaş, Odaş, Vakıfbank. Başkent Gaz, Hektaş, genel olarak bir İşçe, Vestel, Halkbank onlarda bir negatif tablo var Garanti Bankası. Bankaların geneli bu durumda zaten kırmızıdır diye düşünüyoruz şu anda. Öyle gözüküyor. Bir en çok düşenlere yükselenlere bakalım. Evet, Kardemir'de, Gözde Girişim, Türk Hava Yolları, Pegasus ve Aselsan. Havacılık sektöründe uçuş var. Evet. Ulaştırma listelerini bir getirelim hemen. TAV'da %2,5'luk artı var. Evet. DOKO'da %2.6 var. Yani bugün haftaya güzel bir başlangıç yapmış gibi görünüyor bu şirketler. Evet. Türk Hava Yolları %9. Pegasus %6,5. Hepsinde önemli bir yükseliş olduğunu söyleyebiliriz önemli oranda. Devam edelim düşenlere bakalım. Sasa Polyester, Kontrolmatik, Ege Endüstri, Kartonsan ve Akben GYO olarak sıralanıyor. Hisselerinde en çok düşüş gördüğümüz şirketler de bunlar. Bir de hacme bakalım. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Aselsan, Akbank ve Petkim ise en çok işlem gören şirketler. Ne dedik? Hangilerine bakalım dedik hisselerin? Endeksin kendisine dair bir şey söyleyeyim. Tabii. Müsaadenizle. Evet işte endeks 5000 civarında takıldı kaldı, gider mi gitmez mi başka bir şey ama bir durum tespiti yapmak lazım. ABD borsalarında aslında biz fark etmeden ciddi bir rally yaşandığının da konuşulması gereken günlerdeyiz. Kritik bir tarih var. 13 Ekim. 13 Ekim'den bu yana ABD borsaları yükseliyor. Bunun bir sebebi var elbette. Yani bir dipten dönüş var ama bu dipten dönüş, yani dönüşün sınırını da artık dönüş diyebileceğimiz şeyin sınırlarını da zorlar hale geldi. Dow 13 Ekim'den bu yana %20 yükselmiş. %20. S&P 500 %16,5. Nasdaq'ta %13,5.
Çünkü işte FED faiz arttıracak, aynı hızla mı arttıracak, öyle böyle mi? Yani bütün kötülükleri sattık, arttık, sene sonu rallisi falan filan. Aynı tarihte 13 Ekim'den bugüne Borsa İstanbul'daki yükseliş %40. Bankacılık endeksinin yükselişi %33. Sanayi endeksinin yükselişi %45. Yani 13 Ekim'den bugüne 3 aylık getirelim. ABD borsalarında bir toparlanma, ciddi bir toparlanma var. Hı hı. Bu toparlanmayı Borsa İstanbul'la karşılaştırırsak yine Borsa İstanbul'un performansı bunun çok çok üstünde. DAX'a da, yani ABD borsaları tek başına ölçü olmayabilir. Alman borsasına, DAX'a baktığımızda da oradaki dibi 28 Eylül tarihten gördük. Hı hı. 28 Eylül'den bu yana DAX'ta %22'lik yükseliş var. Yani bütün dünya borsaları Eylül-Ekim ayıyla birlikte toparlanmaya başladılar, yükseliyorlar. Bu yükselişe biz ayak uyduruyoruz. Geride değiliz. Rekor seviyelerde, çok yüksek getirilerin olduğu dönemlerde hala beklenti çok yüksek. Şimdi böyle olunca işte bugün düştü. Tamam, buraya çok takılmıyor yatırımcı. Ertesi gün yükselir diyor. Çünkü böyle düşünerek aslında bugüne kadar gelenler iyi kazançlar elde ettiler. Bunun tersini düşündürecek ne var diye bakıyoruz. Doların kendisi ne olacak diye de bakıyoruz arada bir. Diğer yatırım araçlarıyla kıyaslandığı zaman orada da ciddi bir fark var. Hı hı. Mesela dolar endeksi için ve altın için 3 Kasım tarihi ver. Ona ayrıca bakayım. Yani MTA'lara sonra bakarız. Girmeyeyim oraya. Borsa İstanbul'da sektörel farklılıklar olur. İşte bugün bir rapor geldi bankacılık sektörü için. Döviz riski var dediler. Yatırımcı sattı. Turizm sektörüne dair 2023 beklentilerinin medyada, ekranlarımıza da geçtiği bir gündü. İşte tabana yakın hareketlilikler var. Doğru yerdeyseniz gün içinde bile inanılmaz getiriler var. Şimdi enflasyonu gördük. Ufak bir geri çekilme var TÜFE'de. Devamını bekliyoruz değil mi? Devamını beklerken iki ayrı fikir var. Birincisi, enflasyon düşmeye başladığı yerde Merkez Bankası faizi 9'a indirdi ve bıraktı şimdilik. Ve aradaki negatif faiz böyle giderse Nisan ayına kadar ciddi şekilde daralacak. Hani borsaya gelmenin sebebi negatif faizin yüksek olmasıydı ya, artık o kadar yüksek olmayacak. Bu Türkiye ekonomisi için iyi haber. Ama borsa için ne kadar iyi haber olur? Bu satış getirir diyenler var. Bunun tam tersini düşünenler de şunu söylüyor. Enflasyon düşecek. Bu Türkiye ekonomisi için iyi haber. Ve enflasyon nerede olursa olsun, Borsa İstanbul Endeks 2023 yılında da enflasyonun üzerindeki bir getiri yine yakalayacak. Yine reel olarak artıda kalacak bir yatırım aracı olarak kalmaya devam edecek düşüncesi var. Bu iki tartışma daha yeni. Çünkü biz daha enflasyonda zirveyi yeni gördük. Hangisi gerçekleşir? Günler gösterir elbette. Ama şu var, bir yorgunluk emaresi var mı borsada? Var. Hafif bir yorgunluk emaresi var. Bugün de gördük. İşte gün içerisinde %1,5 civarı bir eksi, sonra artıya dönme hali. Böyle böyle gidiyor gün içi realizasyonlarla. Nereye kadar devam eder? Yani endeks 5200'ü görmeden şöyle anlamlı bir satış, anlamlıdan kastım. Yani %5'in üzerinde bir düşüş beklemek giderek güçleşiyor benim baktığım yerde. Yorgunluk var ama yılgınlık yok, öyle yok, görünüyor. Bravo, aynen öyle. Yorgunluk var, yılgınlık yok. Evet. Bir de küresel piyasalara bakalım. Philip Capital'e gidelim. Yurt dışı piyasalar satış müdürü Burcu Kıratlı bizimle olacak. Burcu Hanım, hoş geldiniz yayına. Merhaba, hoş bulduk. İyi haftalar diliyorum. İyi haftalar. Haftanın ilk işlem günü. Küresel piyasalarda nasıl bir tablo var? Sizi dinleyelim. Tamam. Uzak Doğu'dan başlayalım. Kasım ayı fabrika faaliyetine ilişkin veriler üst üste ikinci ayda da daralma gösterdi ve beklenenden düşük geldi. Çinli sağlık yetkilileri ise Salı günü ekonominin yeniden açılması için önemli görülen bir gösterge olan yaşlar arasında aşılamayı artırmaya yönelik önlemleri açıkladı ve devam eden protestoların bir değişme yolu açıp açmayacağı sorulduğunda da gelişmeler için virüsü yakından izlediklerini söyledi. Şangay Endeksi bugün yükseldi. Diğer Asya hisse endekslerinin çoğunda da yükselen seyir hakimdi. Yalnız Japonya binde dörtlük düşüşte negatif şekilde ayrıştı. Bugün Euro bölgesinde büyümenin önce göstergelerini alan hizmetler PMI verisi beklentiler dahilinde 48.50 puan açıklanarak hizmetler sektöründeki daralmaya dördüncü ayda da devam etti. Bölge ekonomilerine tek tek baktığımızda İspanya ve İtalya'da bu PMI verileri beklentilerin üzerinde gerçekleşirken Fransa'da beklentiler dahilinde ve Almanya'da
beklentilerin altında kaldı. İspanya hariç diğer öncü ekonomilerde hizmetler sektöründe daralma devam ediyor ve bu daralmanın devam etmesi Euro bölgesinin dördüncü çeyrekte küçüleceğini işaret ediyor. Ve Avrupa borsaları belki de yükselişin son demlerini yaşıyor diyebiliriz. Ancak bu haftada yükselişin devam eğilimini sürmesi mümkün olabilir. Teknik seviyeleri takip etmeye devam ediyoruz burada. Amerika borsaları geçen haftanın son işlem günü karışık seyirle kapatmıştı. Bugün ise vadeli piyasalar negatif tarafta yer alıyorlar. Cuma günü Amerikan verilerine rağmen piyasadaki eğilim daha çok haftaya açıklanacak enflasyondaki düşüşün satın alındığını bize gösteriyor. Bu beklentiler Amerika borsalarındaki yükselişi desteklerken bu haftada yükselişin devam ettiğini görebiliriz. Her zaman tekrar ettiğimiz gibi teknik seviyelere göre hareket etmeye devam edeceğiz. Cuma günü kritik istihdam verisi beklentinin üzerinde pozitif gerçekleşti. Ancak piyasa bu pozitif verileri önce tepki verirken daha sonra verilerin tersi şeklinde bir fiyatlamaya gitti ki aslında verinin detayları o kadar da iyi değil. Manşet rakam güçlü ancak güçlü istihdam piyasasını işaret ediyor. Ancak hane halkından oluşan anket o kadar da güçlü olmayabilir vurgusu veriyor. Önümüzdeki dönemde enflasyon beklentilerin aşağı yönlü dönmeyi yakınsaması dolar endeksi ve 10 yıllık faiz üzerinde aşağı yönlü baskı yaratsa da bu düşüş geçici olabilir. Çünkü hem istihdamdaki güçlü seyrin sürmesi hem de enflasyon temel kaynaklı baz etkisiyle gerilemesi bize enflasyonun kalıcı düşmeyeceğini yani faizlerin daha fazla artırım sürecine gidebileceğini de gösteriyor. Bu durum kısa vadede endeksi yukarı taşısa da daha sonra satışlar da gelebilir. Bu yüzden endekslerde kapanış fiyatlamalarını takip etmeye devam ediyoruz. S&P 200 günlük ortalaması seviyesinde 4040'larda. Bu noktanın üzerine kapanış olursa bu hafta tekrardan olumlu seyredenebilir. Diğer türlü aşağıda 3930-3940 destek bölgesi olacaktır. Dolar endeksinde 200 günlük ortalamanın altındayız. Bu seviyenin altında ve 10 yıllıklarda sert bir yükseliş olmadığı sürece değerli metallerde olumlu seyrin devam etmesini bekleriz. Altın için 1840 ve gümüş için 23.50'yi takip ediyoruz. Petrolde ise haber akışı kaynaklı hareket devam ediyor. OPEC pazar günü yaptığı toplantıda üretimi sabit tutacağım dedi ve Çin'de Covid tedbirlerinin gevşemesi petrol fiyatlarını bugün yükseltti ancak buradaki tepki hareketini zayıf buluyoruz ve bu hafta aşağı yönlü momentumun da sürmesi daha olası olduğunu düşünüyoruz. Peki çok teşekkür ediyoruz. Burcu Kıratlı'ya Philip Capital Yurt Dışı Piyasalar Satış Müdürü Burcu Hanım bizimleydi. Küresel piyasalara bir baktık. Şimdi küresel piyasalarla Türkiye'yi aslında bir karşılaştıracağımız bir tabloda oluşuyor. Az önce siz biraz anlattınız ama bir BIST 100'le DAX'ı karşılaştıralım mı? Olur. Bir 3 aylık mı? Yılbaşından bu yana karşılaştıralım 11 aylık performansını. 3 ay olur, 6 ay olur. Hepsinde zaten bariz fark. Oranlar değişecek sadece. Evet. Yani şimdi DAX Avrupa'nın en büyük borsalarından birisi. Evet. Bu aslında DAX'ta işlem gören şirketlerle Türk borsasında işlem gören şirketler arasında da nasıl önemli bir fark olduğunu siz anlatacaksınız şimdi bize. Endekste başlayayım. Yılbaşından bugüne DAX'ın %9.1'lik yükselişi var. Dolar bazında Borsa İstanbul'un yükselişi %90'lara dayanmıştı. Yani şu günlere desek %80 civarı bir artış var dolar bazında. 3 aylık döneme bakıyorum. %9.6'lık bir yükseliş var DAX için. Özür dilerim 3 yıl. 3 yıl %9, 9.6. Borsa İstanbul Yüz Endeks'te 3 yıllık getiri %357. Şirket değerleri de değişiyor tabii. Piyasa değeri arttıkça şirketlerin o değer içerisindeki pastaları payları da değişiyor. İşte az önce düştü rakamlar. Almanya'nın en önemli şirketlerinden bir tanesi. Havacılık devi Lufthansa. Piyasa değeri 9.2 milyar dolar. Türk Hava Yolları burayı geçti 9.6 milyar dolarla piyasa değeri olarak. Neden böyle bir farklılık var? Çünkü karlılık farklılığı var. Yani operasyonel gelirler, giderler, net kar vesaire böyle bakınca Türk Hava Yolları'nın performansı havacılık sektöründe zaten örnek teşkil ediyorken yaptığı işler, destinasyonlar orada bir bariz fark varken piyasa bu farkı bir şekilde ödüllendiriyor yatırımcılar. Türk Hava Yolları'nda sene başından bugüne, hemen o rakamı vereyim, yüksekti, daha da yükseldi. Evet, bakalım. %588 oranında artış var. Fakat Türk Hava Yolları'nın CEO'sunun da bir açıklaması vardı. Fiyat buralarda değilken bile, yani bu şirketin ederi
buralar değil diyordu. Ben o rakamları söylemeyeyim. Yani çok daha yüksek rakamları ifade ediyorlardı. Çünkü Türk Hava Yolları veriyoruz. Evet. Potansiyel nedir? Yani biz potansiyeli konuşmak durumundayız. Yoksa bugünün hikayesi değil. Evet. 2023 yılında turizm sektörünün dışında ticaret ne olacak? Yani taşımacılık sadece insan taşımacılığı, turist taşımacılığı değil. Kargo taşımacılığında da çok büyük faaliyet alanı sağlayabildi kendisine. İşte bu da bizim bir şirketimizin. Yeni destinasyonlar. Tabii. Ve tabii işte İstanbul Havalimanı'nın etkisi de var. Var. Bir yandan da pandemiden hızlı çıkış yapabildi Türk Hava Yolları. Lufthansa bunu çok gerçekleştirebilen şirketlerden birisi değil. Pandemide çok büyük zarar gördü. Ama Türk Hava Yolları bayrak taşıyıcı şirketimiz çok hızlı toparlandı. Şöyle bir şey sorayım ben. Salgın döneminde Avrupa'da kaç şirket devlet tarafından kurtarıldı? Hangi sektörlerde? Türkiye'de kaç şirket kurtarılmak durumunda kaldı? Var mı bir örnek? Yok. Yani Lufthansa kurtarılanlardan birisi. Evet. Türk Hava Yolları için böyle bir şey düşünmedik bile biz. Evet, bu da performans olarak yansıyor tabii. Evet. Oldukça önemli bir aslında borsa değerlendirmesi oldu bu. Bir örnek oldu. Umarız daha fazla rakamları da konuşma imkanı olur. Evet. Bu da aslında piyasa değeri olduğu kadar marka değerine de etkisi oluyor. Tabii ki. Bunu da söyleyelim. Peki o zaman yarın buluşalım mı? Görüşelim yine aynı saatte. Evet, konuşacak da çok konumuz var daha yarına. Yarın buluşalım ve yarın konuşalım. Yarın saatleriniz 16'yı gösterdiğinde biz yine burada olacağız efendim. İyi akşamlar.